çocuk babası bir adam kuş beslediği evde cinayete kurban gitmiş şekilde bulundu. Özkan Öksüz. Vahşice öldürülen Özkan Öksüz o sabah kimlerle buluştu? Arkadaşları o gece konuda yaşananları gizliyor mu? Orada sizin dikkatinizi çeken, zarar gelebilecek adamlar var mıydı sizce Özkan'a? Özkan'ın ailesi kimlerden şüpheleniyor? O evi kullananlar, o Özkan'la samimi olanlar. Gecekonduya kimler neden giriyordu? Şu isimleri tanıyor musun? Nadir, Necati. Cinayet yasa kaç yüzünden mi işlendi? Yoksa... İki tane çocuğu vardı. Çocuğunu kocasına velayetlerini vermişti. Ve Savaş diye biriyle tanıştıktan sonra diyor aile, hayatı değişti. Beş yıldır kayıp olan iki çocuk annesi Zeynep Söğüt nerede? Genç kadının kaybolmasından kim, neden sorumlu? Şöyle de bir suç atıyor size. Ana analık yapmadı, baba babalık yapmadı. Zeynep kimden şiddet görüyordu? Hiç mi dayak görmedin? Hiç mi tehdit görmedin? Genç kadın neden herkesten kaçtı? Belki tehditlerinden bezdi, yoruldu, gitti. Gerçekleri kim saklıyor? Hep Kübra ile ilgili şunu söylüyor, o çok şey biliyor. Ramazan'ın kaybolduğu gün biliyorsunuz traktörüyle gece eve geliyor saat 1 civarında. Traktörünü oraya park ediyor. Bir tane kırmızı araba geliyor yanına. Üç çocuk babası Ramazan Işık, arkadaşlarıyla eğlence dönüşü evinin önünden nasıl ve kimler tarafından kaçırıldı? Ki diyelim ki bu kırmızı arabadakiler Ramazan'ı kaçırdı. Ne yapıyorlar yani? 4 senedir bunu mağarada mı saklıyorlar? Arkadaşları neden sessizliğini koruyor? Ramazan'ın işte o içindekilerle konuştuğunu görüyorlar. Ama ikisi de merak etmiyor. Yasak aşk yüzünden mi kaçırıldı? Ramazan bu yaşadığı olay sebebiyle bir namus meselesi yüzünden kaçırılmış olabilir mi? O gece yaşanacaklar önceden mi planlanmıştı? Bu bir tesadüf mü yani? Bu tesadüf olabilir mi? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Efendim hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ekran başındaki sevgili seyircilerimiz, hepiniz ekranlarınızın karşısına hoş geldiniz. Sağlıklı olun. Mutlu olun, huzurlu olun inşallah. Sevgiler, saygılar gönderiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Günün geri kalan kısmı çok güzel geçsin. Gerçeğin peşinde başlıyor. Efendim, Taner Güven hocamız, adli tıp uzmanımız bizimle. Avukatımız Handan Bakbak bizimle. Konuklarım var. Özellikle bugün Özkan'la ilgili, Özkan cinayetini biliyorsunuz, onunla ilgili çok önemli olayların içinde olayları bilen, Özkan'ı yakından tanıyan, mahalleden karşı komşusu hatta olan Sultan bugün yayınımızda. Bakalım bu cinayetle alakalı bize neler söyleyecek? Gerçekten ben de merakla bekliyorum söyleyeceği şeyleri. Ama önce bir Ramazan diyelim. Çünkü 4 yıldır kayıp olan bir kişi Ramazan. Üstelik de evinin önünde buharlaştı adam. Gece saat 1 civarında yemekten döndü, traktörünü bıraktı, buharlaştı. Gidiş o gidiş. Ya da kaçırıldı. 4 senedir ortada yok. Çoluğu çocuğu var. Efendim... Annesi var, ailesi var. Ramazan yaşıyor mu? Yoksa Ramazan kaçırıldı mı? Yoksa Ramazan kendi başını aldı gitti mi?
Bunu araştırıyoruz ve bu adamı bulmaya çalışıyoruz. Bir hatırlayalım Ramazan'ı. Beş yıl önce bir anda ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan üç çocuk babası Ramazan Işık kaçırıldı mı? Ramazan Işık'ın ailesi gerçekleri saklıyor mu? Birinci mesele bu gizli aşk meselesi. Küçücük bir yerde karşı komşunuz ve karısı Ramazan'ın bu komşunun eşiyle Ramazan'ı, kocasını kendi evinin bir yerinde işte neresindeyse görüyor. Duyunca da şok olduk. Çünkü yarım saat önce kadınla yemek yedik. Amcamın gelini bin, gelin bin. Karşı komşu tabii ki bunu duydu. Yani bu böyle şeyler zaten gizli tabii, kalmaz. Duydu fakat o evde oturmaya devam etti ama 5-6 ay daha mı oturdu o evde? Bu komşu gelip Ramazan'ın hiç kapısını çalmadı mı? Hiç hesap sormadı mı? Girmezdi yolda... zaten. Komşularla girersek girerdik zaten kocası. Pis huylu bir şeydi. Kimse onun komşuyla ilgisi yoktu. Pis huylu derken? Karısını kıskandırmıştır demek kaza. Kıskanmaz mı karısını? Niye kıskanmasın? Ramazan'ı kim ya da kimler tehdit etti? Demek ki karısı onları gördükten sonra, Ramazan evini taşıdıktan sonra bu kadınla yazışmaya, mesajlaşmaya, belki konuşmaya devam etti. Ne zaman yakaladı? Bilmem ben, onu bilemem. Kendini kollasın demiş. O yanımızdaki yemek yediğimiz amcamızın gelini bana öyle dedi. Bu olaydan sonra kocası kadının telefonunda Ramazan'ın mesajlarını mı yakalamış? Mesajını yakalamış işte Ayten dedi bana. Sultan abla Ramazan kendini korusun dedi. Böyle böyleymiş bak onun uçu göçüp gidermiş dedi. Ramazan'ın arkadaşları neden konuşmuyor? Ama o gece bu Ahmet ve diğer İsmail yoktu anladığım kadarıyla orada var mıydı? Ahmet de köyde. Şeyde kahvedeki köyde o... Köyde oturur Ahmet de varmıştır. Orada kırmızı bir araba görüyorlar. Ramazan'ın işte o içindekilerle konuştuğunu görüyorlar. Ama ikisi de merak etmiyor. Özellikle Recep arabadan inip evine giriyor. Burası Recep'in evi, burası Ramazan'ın evi. Araba şurada, gidip de bakmıyor. Sonra Ramazan 4 senedir ortada yok. Ramazan bu yaşadığı olay sebebiyle bir namus meselesi yüzünden kaçırılmış olabilir mi? Çok mümkün. Murat ne saklıyor? Murat senin bu seni tehdit edip paralar alan işte karının falan çocuğunun başına silah dayadığını söyleyen adam demiş ki niye para istiyorsun oğlumdan dediğinde biz beraber ev tuttuk ki sen söylemiştin bunu beraber yaşıyorduk. Evet. Ben demiş o evlerin parasını eşyaların parasını ödedim onun parasını istiyorum. Eşya yoktu ki Serap Hanım zaten biz boş evde oturuyorduk. Boş evde de ama o eve bir kira verildi belki bir komisyoncuya para verildi. Hayır bu olay benden o aldığı paralardan önceki olay. Bendeki aldığı paralar bu ev tutma olayından önce. Murat böyle şeyler yaşamışsın. Bu adamla sonra sen hala ev mi tuttun? Ramazan Işık hayatta mı? Ramazan'ın annesi Sultan Hanım var stüdyoda. Bir de halası Esme Hanım var. Halanın buradaki önemi şu. Halanın oğlu Murat'ın bir meselesini çözmek için Ramazan devreye giriyor. Acaba bu devreye girdiği kişilerle bir husumet oluştu mu? Bu kafamıza takılan birinci şüphe. Aslında ilk baştaki şüphe yani birinci şüphe bir yasak aşk olayı. Biliyorsunuz evli bir kadınla hem de karşı komşusuyla bir olay yaşanıyor. Bu olaya Ramazan'ın karısı tanık oluyor. Sonrasında adam köyden gidiyor. Ramazanlar oradan taşınıyor. Fakat bu böyle gizli kalacak biz kimseye söylemedik. Kimse de bilmiyor türünden bir olay değil. Hele hele küçük bir yerdeyseniz bunun duyulmuş olması lazım. Birkaç bir de borç olayları var ama ben şimdi Ramazan'ın amcaoğlu Mevlüt'le biraz konuşmak istiyorum. Çünkü o biliyor bir şeyler. Bağlandı, bağlanıyor. O bir şeyler biliyor galiba. Sen bana şunu söyle Sultan Hanım. Söylemediğin bir şeyler var ve bunlardan biri de senin oğlun Ramazan'ın amcasının oğluna büyük miktarda borçlu olduğu. Böyle bir şey var mı? Mevlüt dışı. Mevlüt'e. Hayır. Başka birini. Bir amcaya. Bilmiyorsun. Bilmem. Peki Mevlüt bir bağlansın bakalım. Bak Serap Hanım dur bir şey diyelim. Eğer ben Ramazan'ın bundan başka bir de Konya'da bir nimet diye bekar bir kız vardı. Ben ondan başka benim Ramazan'ın benim motorundan başka borcunu
derdini, başka bir hatasını bilirsem, ben Ramazan'dan üstün kimse yok, bir Allah var. Kimseye kavuşmay. Bilmem. Değilsem ben 4 yıldır yanmam. Yerim başımı görmüş mü? Ben yanmam. Sana Ramazan'ın nerede olduğunu biliyorsun demiyorum sana. Yok tamam, borcunu da bilmem. Hı. Borcunu gidince ilde alacağı kaldı. Biz Ramazan gittikten sonra bize bir kişi demedi ki köyden dışarıdan. Ramazan'ın elden bize şu borcu var diye istemedi. Bir bakkala çıktı 200 milyar. Bir de tüp borcu çıktı 170 lira. Bir de işte civata mı? Onlar önemli değil. Peki bir de nimet diyorsun. Nimeti konuşalım. Evet. Çünkü başka ben bir suçunu bilmem. Şimdi Ramazan'ın hayatında bir o yaşadığı olay var. Karşı komşunun eşiyle. Bir de böyle birilerinden bahsediliyor. Şimdi de bir nimet çıktı mesela. Biliyorsunuz evet, başka suçunu traktöründeki torpidoda bulunan cüzdanında da bir tane kadının fotoğrafı çıktı. O kadının arabasını ona satmıştı falan diyor. Ben onu diyorum. Ama işin, gördüğüm kadın o. Adını koydu. Anladım. Adını o kadın, bilmem ben. Peki şimdi Mevlüt amcaoğlu bir bağlansın. Mevlüt, merhaba Mevlüt Bey. Merhaba Serap Hanım. İyi günler, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi bu Ramazan kaybolunca ortadan evet, sizin aklınıza ne geldi Mevlüt Bey? Ne olmuştur diye düşündünüz? Şimdi Serap Hanım, ben özellikle şöyle anlatayım. Sultanahmet'te orada söylüyorlar. Biz olaylar olduktan sonra, Ramazan kaybolduktan sonra öğrendik her şeyi. Hı. Ebediyatını bilmediğim için biz dedik ki ya bu oğlanı niye ayırdın? Bir yerin bu oğlunu dedik. Hanımımla gittim oturmaya. Amcamın oğlunu oğlu sonuçta yani akrabam. Tabii. Oturmaya gideriz, sık sık birbirimize oturmaya gideriz. Dedim ki ya oğlan ne ayırdın birdenbire, ne ayırdın? Ya öyle istemişler, ayırdık dedi. Ben de iyi olmuş öyle söyledim. Ayrıldı, oğlan traktör aldı, çalışıp çabalamayan, çok çalışan biriydi yani. Gözü kara çalışırdı. Şimdi ben şunu düzeltmek istiyorum. Ramazan'ın bana borcu yoktu. Ramazan'a ben de geldim de dedim ki oğlum bu kadar niye böyle... Mevlüt Bey, Mevlüt Bey, biraz telefonu uzak tut, biraz da tane tane konuş da tam anlayalım söyleyeceklerini. Evet. Senden başka amcaoğlu yok mu? Borcu olabilir. Senden başka amcaoğlusu olmaz olur mu? Var, benim biraderlerim var, öbür amcaoğullar var, illaki var. Yalnız şunu söyleyeyim, Ramazan'ın amcaoğullarına veya kısım akrabasına borcu falan yoktu. Ramazan bankadan kredili motor aldı. Hı. Ekipmanlar aldı, bunlar ekipmanlar aldığı için... Yani PDB çalışıp ödeyecek vadeli, 3 sene 5 sene vadeli aldığı için çalışıp ödeyecek borcu o şekilde vardı. Bana dedi şu amca dedi 125 bin lira borç yaptım ama inşallah maksimum parayı dese öderim dedi. Yani Mevlüt Bey yani, bu borçlar Ramazan'ın üstünden hani altından kalkamayacağı, üstesinden gelemeyeceği borçlar değildi. Onun için kaçmış olamaz değil mi? Hayır, mümkün değil, mümkün değil. Ya ne diyorum, borçtan korkmazdı. Yani kendini toparladı, ya ev yapacağım amca, şunu yapacağım amca. Yani gelir zaman zaman bana danışırdı bazı şeyler. Ama bu yasak aç ilişkisine kızacağım için, ki bu biz buna aile olarak tasvip etmiyoruz zaten. Ortada bir yanlış var. Tabii. Yani büyük bir yanlış var ortada. Şimdi doğru konuşmak lazım. Ama yanlışlar tek taraflı değil. Yani iki tarafta olmuş bir yanlış. Keşke olmasaydı. Anlatabildim mi? Evet. Yalnız bunu biz tasvip etmiyoruz. Tamam ortada bir yanlış var. Ama yanlış da böyle canlı ödenecek bir yanlış olduğu için affedersin bir sokak köpeği bile ayağını kırıyorlar da. Yani biz üzerine düşüyoruz. Yani insanlar bu kadar ödüz olmaması lazım insanlar yani. Böyle kalkmaması lazım ortada. Peki Mevlüt Bey sen şimdi bu borç konusunu eliyoruz o zaman. Çünkü şüphelerimiz evet, var evet, ya. Evet onu çıkarım. Borç onu mu o mu bu mu? Diyorsun ki zaten 36 yaşında adam. Devlet, evet. Devlet çiftçiye zaten kredi veriyor değil mi? Aynen. Her türlü evet, desteği veriyor yani. Aynen. Herkes aynen, alıyor. Aynen. Herkes bu evet, destekten faydalanıyor. Dolayısıyla bu aldım ama ödeyemeyeceğim diye kaçılacak 4 senedir kaybolacak bir durum değil. Onu eledik. Mümkün değil. Hele benim tanıdığım Ramazan yani. Hele benim tanıdığım kişi Ramazan yani. Peki bir de sizin... 10 yaşında benim evladım var zaten. Bir de sizin Mevlüt Bey bir hala oğlunuz var. Evet. Esme Hanım sizin de halanız mı oluyor? Yok halamız değil, o da amcamın kızı oluyor. Amcanızın kızı oluyor. Onun bir oğlu var Murat. Onun, biliyorum, iyi biliyorum. Ha, onun bir meselesi varmış. 4 senedir susuyor Murat. İlk defa konuşuyor. Benim karımla ilgili problemim nedeniyle işte senetler, çekler, tehditler bir şekilde Ramazan bu olayın içine giriyor. Karşı tarafa tehdit mi etti? Yeni senet mi verdi? Evet, para evet, mı vaat evet, etti? Bunu bilmiyoruz. Evet. Burayla, evet, bu kısmıyla ilgili ne diyorsun? Mesela bu olayı duymuş muydun?
bu kısmıyla ilgili ben de dün evvel gün sizin şaşırdığınız kadar ben de şaşkınlıkla baktım yani. Madem bu zamana kadar niye durdun dedim oğlum. Madem vardı böyle bir şey aklınıza niye durdun? Ha, olayın püf noktası burada Şeref Hanım. Yani olayın püf noktası buraya bağlanıyor. Çünkü buradakilerden yani ben birebir böyle çoğu zaman ya benim gitmediğim, gelmediğim, yapmadığım bir 20 günde 15 bin kilometre yol yaptım. Onlar evlerine oturdular ben gece karda kırda Ramazan aradım. Barajlarda, dağlarda, buraya 300 kilometre ileride Ramazan aradık amcası, öz amcasıyla ben. Buna karşılık ben, bunlar tuttular, sağın solun dediklerine inandılar. Aileye gerçek yapanlar, gerçek eminle ulaşanlar, yapanlar el kolu sallaya sallaya geziyor. Neymiş ısımak, ya ısımak arabadan çıkmaz bu bizden. Hani bir amca oldu ya vardı Mehmet Emin Işık, diğer kırmızı arabası olan. Evet. He, şimdi o araba onun değil zaten, oğlunun, oğlu Mutlu İmam. Buraya geliyor, arabayı birkaç günde babasına emanetini bırak gidiyor. Ne tesadüf ki Ramazan'ın olayı oluyor. Ramazan'ın olayı olunca illa bu kırmızıdan artık ben nefret etmeye başladım ya. Neredeyse kırmızıdan şey diyorum. Yani özür dilerim kusura bakmayın. Yok haklısın, doğru söylüyorsun. Ya, şunu söyleyeceğim. Yani bir şeyler yapılmış, yaşanmış fakat bizler en son duyan kişiler olmuşuz yani. Ya, olaydan sonra da 3 tane çocuğu var, kaybolduğunda 30 yaşındaydı. Dedik ya bu çocuk nasıl olur? Gökten biri geldi de bunu götürmedi ya. Ha bu Murat Işık, Murat anlatıyor ya. Evet. Hala oğlu Murat anlatıyor ya Konya'da böyle böyle durumlar oldu dedi. Yani biraz o konular oraya eğilin. Bir, ikincisi bu ben Adli Vakfı'nın jandarmadan cinayet masasına geçmesini istiyorum. Doğru söylüyorsunuz. Yani bu olayın artık cinayet araştırmasına girmesi lazım. Hala bir cinayete girmedik Şeref Hanım. Biz hala kayıp dosyasındayız. Hala kayıp dosyası devam ediyor. Kayıp aranıyor yani emniyet tarafından. Ramazan bu saatten sonra Ramazan'ın sağ gelip gelmesi bir mucize. Benim yaşım artışa giriyor. Yani şimdi birimizi kandırmıyorum. Evet aileye zor, hepimize zor ama... Bu saatten sonra Ramazan'ın çık gelmesi bir mucize olması lazım. İnşallah. Peygamberimiz gibi gelir inşallah. Mevlüt ben, Bey. Bak, ben beni iyi bilir yani Sultan beni iyi bilir. Yani nasıl bir insan olduğumu da bilir. Mevlüt şöyle Bey. Şöyle söyleyeyim siz... bu olayın cinayet masasına almasını istiyoruz. Yani o gece o kırmızı arabanın içine Ramazan'ı çektiler ve sonrasında da bir cinayet işlendiğini mi düşünüyorsun aynen, sen? Aynen. Ya diyorsa Ramazan bir kişiye falan şey vermez böyle fırsat vermez. Yani pek şey değildi kuşlu kuvvetli değildi ama atikti pratikti benim tanıdığım Ramazan. Öyle bir kişiye, iki kişiye falan fırsat vermez yani mümkün değil. Hocam. Ha şu konuya da geleyim. O görgü tanıkları diyoruz ya. Yani şey kayıp profillerine baktığımızda ya çok büyük kumar borcu oluyor. Ya alkol problemleri, madde problemleri oluyor ve çok dağınık bir hayatı oluyor. Ramazan bir öyle değil ki. İşinde, gücünde hatta işini ilerletmek için hiç özel krediler almış çalışkan. Sorumluluk sahibi bir insan profili çizildi bize hep anlatanlar hep öyle. Yani bir kaçıp da gelmeme, yeni bir hayat kurma gibi bir şey. Bir de orada tarlası tapanı var, yerli insan yok yani. Öyle bir şey olacağını düşünmüyoruz. Hiçbir hata yapmadık. Yalnız burada Haloğlu Murat çok çelişkili konuştu. Ben yani burada gelsin daha net anlaşalım, konuşalım. Çünkü hakikaten söylediklerinin ipe sapa gelir tarafı yok. Yani Haloğlu Murat'ı siz de akrabalar olarak bence biraz konuşturun. Vallahi Murat Konya'da duruyor zaten. Murat Konya İstanbul'da duruyor. Bak amcamın kızı orada yanınızda duruyor. Yani o bence bu konuda bildikleri veya yaptıkları da diyebiliriz. Ben ondan da şüphelenmeye başladım. Daha fazla olduğunu düşünüyorum. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Durmazsınız ama şimdi annesi hayır diyor. Bir kere beyefendinin şu fikrine çok katılıyorum. Bu kadar vahim olaylarda yani kimse bozulmasın, gücenmesin, can kurban askerime de polisime de evet, bütün resmi makamlara ama resmi jandarma makamları. Bölgesinde maalesef yörenin insanı ve jandarma polis ve hukukçu kadar eğitimli olmadığı için meslek içi eğitimler de bazen eksik kaldığı için gerçekten bütün bu işlediğimiz olaylarda jandarma dosyalarının eksik kaldığını, geciktiğini ister istemez biraz yavaş ilerlediğini görüyoruz. Çünkü orada bir yoğunluk var ve altından kalkamıyorlar. Bu yüzden de bu dosyanın artık gayiplik kararı talep ederek çok artık cinayet masasına gitmesi çok doğru bir şey. Diğer yandan dün yoktum ama hocama şöyle çok katılıyorum. Bu çocuk çalışkan, hayat standardını yükseltmeye çalışan, borç yapmaktan korkmayan, ekonomik anlamda da çalışkan, üretken bir çocuk. Dolayısıyla nereye kaçacak? Ancak çok büyük bir sevdaya düşüp belki kadınla kaçması lazım. Fakat buraya gelen Haloğlu, anneyi de
üzmeyelim, tenzih ediyorum. Üzmek için siz kaşınızı gözünüzü oynatıyorsunuz ama çok çelişik. Ama diyor ki mesela, varlığından diyor rahatsız olduğum bir tip vardı diyor. Gözlerinin altı hiç unutmuyorum. Böyle mosmor, her türlü kötü yol vardı diyor bir adam için. Sonra o adamla müşterek ev tutuyor. O kadar çarpık hayatı olan bir adamla aynı çatı altına siz durup dururken sevmediğiniz, beğenmediğiniz, kollamadığınız bir insanla aynı çatı altına girer misiniz iki erkek? Bunda bir başka bağlantı var. O sıralarda mecburiyetten yattı. Niye mecburiyetten? Şöyle bir şey, evinden çok huzursuzdu. Tamam gitsin bir bekar odası tutsun. İşte bekar odası, maddi durumu olmadığı için yapamadı. Ona sığınmış o. Onun o demek ki o çirkin hayat tarzı ondan sonra olan adamdan devamlı, bir menfaati var. Benden maddi telefon durumu edip, iyi değildi diyorsun ama o adama da para akıtıyor bir taraf. Ama nereden akıtıyor? İşte bana telefon edip ben gönderiyorum. Yo. Abi kardeşi gönderiyor. En sonunda biz çıktık, gittim yanına, ben çocuğu aldım, yanıma aldım, onun evine gittim ben. Esma Hanımcığım, hiçbir anne evladına kötü bir şey kondurmaz, olmasın da ama. Tam, keşke olmasın, o öbürü de benim canım. Tamam. Ha benim evladım, ha o. Yine canlı, onunki bile gayipte yani, nerede olduğu belli değil. Bir de şunu düşünün, 25 milyara yakın para ödüyor, bir de içeriden tazminatını bile çekiyor. İşverenlerini ikna edip tazminat çekiyor. Beraber öyle. Sonra bu kadar mağdursa öyle. Hanımının o işin içinde başka iş başka var. Başka işler var. Ben orada çok şüpheliyim. Ama o çocuk benim evimde kaldı, bilmem ne yaptı. Öyle bir çocuk değil. O sadece paraya düşkün bir çocuk. Yani ihtiyacı var paraya. Ya benim herhalde eşim, bakın, bir şeyleri kullanıyordu. O adamın eve gidip gelmesinden başka bir rahatsız şey var. Peki başka bir şey var. Bu kadar rahatsızlık veren bir adamla niye aynı çatı altına gidiyor ya? Gitsin handa külhanda köprü altında kalsın. Şimdi zaten Murat'ın karısı bağlanacak ve o boşandığı karısı bunları bize anlatacak. O adamla ilgili de bilgi verecek. Ama Mevlüt Bey'e, yani amcaoğluna Ramazan'ın, sormak istediğim bir şey daha var. Siz Mevlüt Bey, bu görgü tanıklarıyla ilgili ne diyorsunuz o gece? Şimdi görgü tanıklarıyla Serap Hanım, Ramazan'ın herhalde dinliyorsunuz. Evet. Görgü tanıklarıyla şöyle, zaten kahvede çift köfte yapıyorlar ya bunlar. 5, 6, 8 arkadaş, 10 arkadaş. Bunların evleri aynı istikamette olduğu için saat 12, 3 gece Ramazan çıkıyor traktörüyle. Hı. Yani bizzat inceleyen benim yani. Ben bir dedektif gibi üstüne düştüm bu işin. 12, 3 gece Ramazan çıkıyor. 12, 5 gece de bunlar çıkıyorlar. Yalnız yolları biri bu taraftan gidiyor, biri öbür taraftan gidiyor. Şimdi Ramazan evin önüne vardığı zaman traktörüne Ramazan alınmış zaten. Kesin almış. Benim bu kanım böyle yani. Yalan. Yani traktör ezerli becerli. Ya adamın önünü kesmemişler. Ramazan durmuş. Ramazan durmuş. Aynı Ramazan durduktan gitmiş. Sonra bunlar arabaya geçecek. Ondan sonra da bu ismi geçen görgü tanıklar diyorsunuz ya, o arkadaşlar arkalarından varıyorlar. Tamam mı? Ramazan yani normalde merhaba derler ama samimiyetleri çok yok. Yani merhaba derler samimiyet. Bir de bu iki, yani iki görgü tane olan Recep'le İsmail dediğimiz arkadaşlar. Yani gerçek söylüyorum, kimsenin şeyinde değiller yani, öyle gelirler geçerler yani öyle. Gündüz bile öyleler yani, kafalarını kaldırıp da bakmazlar sağa sola. Yani doğruyu onlar söylüyorlar diyorsun. Arabayı görmüş olabilirler ama içindekileri görmemişlerdir, merak da etmemişlerdir. Ya, öyle tipler değildir. Çok söyledim, çok üzerlerine düştüm. Abi bildiğimizi niye söylemeyelim dedi. Biz sadece kırmızı bir araba, Ramazan arabanın önünde bir tanesi öyleydi, diğeri de ki kafası içerideydi dedi. Bir şey söyleyeyim. Biri dedi ki ya kapı açık konuşuyorlardı. Şimdi konuşuyorlardı deyince bir iş değişiyor, tanıdık birine giriyor. Tabii ki tanıdık birisi. Bir de Sırp Hanım bir de biliyorsun Mevlüt Bey. Bir de bu araba şeyin, traktörün lastiğinin sibopu indirilmiş ve neredeyse Ramazan yolda kalacakmış aslında. Ama eve kadar gelmiş. Böyle bir bilgi var. Bundan haberin var mı? Var var. Olay yeri inceleme getirdim benim bir defa. Olay yeri inceleme getirdim. Getirdim benim. Benim yeğenim de sanayi de aynı zamanda lastikçi. Onu da çağırdık. Dedi ki dayı bu hemen inen bir şey değil. Yalnız dedi sibopa bir şey sıkıştırmışlar dedi yani yeğenim. Yani öncesinde o kahvede otururken dışarıda birisi o traktörle oynamış, lastiğiyle oynamış. Evet, yeğenimin ya değişi o yani. Yeğenim sanayide lastikçi, böyle böyle diye cinayet mesela olay yeri incelemeden araştırdık. Dedi ki dayı akşamdan buna sibaba bir şey yapılmış, lastik sibabına. Fakat şöyle bir şey. Serap Hanım şunu söyleyeyim.
Yani bu organize yapılmış bir şey yani. Organize, tam organize yapılmış ama mümkünüyeti yok başka. Bir kişinin kişinin işi değil bu. Yani organize bir iş. Ben şöyle bir şey düşünüyorum Mevlüt Bey. Sanki o gece oraya çağrılması bile bu planın bir parçası olabilir. Yani onu evden çıkarıp oraya götürmek. Sonra gece dönüş yolunda işte o traktör orada belki yolda kalacaktı. Oradan alacaklardı. Yani o geceye çağrılması bile organize olabilir mi? Bir anlam veremiyorum gideceğim. Serap Hanım. Kendi bir anlam gideceğim. Veremiyorum. Olur mu belki ama zannetmiyorum. Arkadaşlarının hepsini birer bir tanırım. Ramazan ne kadar tanırsam çevresindeki arkadaşları da tanırım. Serap ama Bey. O arkadaşlarının haricinde kahvede başka kim vardı onu bilmiyorum. Yani bir de bu var. Mevlüt Bey, konu arkadaşlara efendim? Gelmişken müsaadenizle bir şey soracağım. Buyurun, son dönemde hakikaten. Değişmişti. Bazı böyle eğlence, gece hayatına falan düşkün, biçimsiz arkadaşları vardı deniyor. Siz biliyor musunuz böyle bir şey? Kötü arkadaşı var mıydı? Yani ona başka şeyler empoze edip başka şeylere sürükleyecek? Vallahi bildiğim kadarıyla Avukat Hanım yoktu. Bak benim bildiğim arkadaşları, tamam mı, köklü aile çocukları böyle birebir yani Ramazan'ın can ciğerleri ya böyle yani. Dört arkadaşı var, hepsi de Ramazan'la beraber can ciğerler. Hepsini tanıyor musunuz? Bağlansınlar sani. Ne diye bağlanmazlar? İyiyse iyi, kötüyse kötü. 4 senedir ben geliyorum. Bağlansınlar. Ne diye bağlanmazlar? Şimdi Ramazan'ın bu yasak aşk meselesini duyduktan sonra bu çocuklar geri çekiliyorlar. Tabii canım, onlar sütten çıkmayacak kaşık. Yani kızıyorlar biraz ona. Yani herhalde o şekilde. Çünkü ben çocukların hepsiyle birebir görüşüyorum. Oğlum bak diyorum, bu da arkadaşınız, canınız, ciğeriniz, 3 tane çocuğu var. Aileye de zor diye söylüyorum. Abi biz diyoruz. En az 4-5 aydır Ramazan'dan uzak. Ha merhaba diyorduk diyor. Yani merhaba diyor. Abi 4-5 aydır konuşmazlardı da Perşembe günü akşam benim ahardan ineklerin ta koyunların yanında ne diye çıktılar Bekir'le Haceli ile ya. Ya o kadar nasıl değil diyor Sultan, bak Sultan. Bak, yani eski, bak, samimi, eski samimiyetiniz yoktu değil diyorlar. Değil aynılarıdı. Küs değillerdi gelinler ama Devlet Bey sana şimdi şunu soracağım. İki tane desem, ikiye indirdik. Borçları eledik. İkiye indirdik. Bir namus cinayeti ya da namus için kaçırıldı işte öyle bir dava. İki, büyük bir ihtimal, büyük bir ihtimal. İki, yani. Bu Halaoğlu Murat'ın bulaştığı kişilerle yaşadığı problem sebebiyle orada oluşan bir husumet. İkiye mi indirdik şimdi bunu biz? Evet Serap Hanım, aynen öyle. Çelişkili nokta burası, anlatabildim mi? Yani, yani mümkünse, mümkünse bu işi cinayet masasına aldırttım yani. Ben buradan sesleniyorum ilçe savcısına, il Cumhuriyet Başsavcılığına. Bu olayı mümkünse Konya cinayet masasına almasını istirham ediyorum, rica ediyorum. Evet. Bu konuda yasal işlem neyse o artık bilmiyorum. Siz de annesi babası da dilekçe versinler dosyanın tevdiğine dair, mutlaka kabul görecektir. Evet hanım, iki tane ben avukat tuttum. İki tane avukat tuttum. Bu ama, işin cinayet masasına taşınması için. Ama Mevlüt Bey diyorsun ki Ramazan bırak. Bir cinayete kurban gitti. O yaşamıyor, geri dönmeyecek gibi bir şey aldım ben senden. Büyük bir ihtimal, büyük bir ihtimal. Ya bir kandırmayalım kendimizi Serap Hanım. 4 sene 20 gün olmuş ya, 15 gün olmuş. Ya keşke diyorum, mucize. Yani ben istemem mi kardeşim? Keşke diyorum, keşke. Ama bu saatten sonra diyorum ki bir yeri olsun da çoluğu çocuğu gitsin kapının başına ağlasın ağlasın gelsin ya. Peki kayınpederi, Ramazan'ın kayınpederi Naim Bey telefona bağlanıyor. Mevlüt Bey sen de kal istersen. Belki senin cevap vermen gereken hususlar olur. Naim Bey merhaba. Naim Bey. Efendim. Televizyonun sesini kapatalım mı? Nasıl kızım? Televizyonun sesini kapatın. Naim Bey, sen Ramazan'ın kaçırıldığını mı düşünüyorsun? Ramazan kaçırıldı kızım. Kaçırıldı. Ramazan paketlerini kaçırıldı yani. Yani orada bazen sizleri tekerin inmesi yani Ramazan bir şekilde kaçırıldı. Ne şekilde kaçırıldı bilmiyoruz kızım. Şimdi biliyorsun senin kızınla evliydi ama evet. Maalesef talihsiz bir olay yaşanmış o dönemde. Bu olayı sen ne zaman duydun Naim Bey? Valla kızım ben ertesi gün sabah duydum. Ertesi gün derken? Neyin ertesi yani, günü? Olayın yani senin kızın bu olayı görüyor. Hayır benim kızım görmüyor kızım. Kim görüyor? Benim kızım görmüyor. Benim kızımı bugün Konya'ya gönderdik. Abasına gitti. Torunlarla birlikte. Ramazan'da bu çocuklara mont abi gönderdi. Akşam mezdeni bindirdi çocukları alasını.
halasının teyzesine gittiler çocuklar. Yani bu olay olacağı şey diyeceğine Allah'tan hiçbir, yani birimizin aklına öyle bir şey gelmedi. Ramazan'da hiçbir şey söylemedi, yani açıkta vermedi çocuk. Yani bilemiyoruz kızım valla. Yani Naim Bey, Ramazan kaybolduktan bir gün sonra Ramazan'ın o köyde yaşadığı olayı mı duydun sen? Evet, o gün de işte haber ettiler, Ramazan kayıp dediler, aramaya çıktık yani. Şu televizyon yani, açık, bir şey açık orada, bir kapatalım mı Naim Bey? Televizyon açık kızım burada. Kapatın lütfen az, onu. Az bir sıvıram. Evet Serap Hanım. Şimdi biraz önce telefonda yine Mevlüt Bey halasının oğlu Ramazan'ın bu namus meselesi yüzünden insanların intikam almak için kaçırmış olabileceğini söylüyor. Ne konuşuluyor köyde? Sen ne diyorsun Naim Bey? Vallahi kızım, köyde yani Ramazan'ı biz önce bu başından ilk olay, geçen olayları biliyorduk. Sonradan bu halasının oğlu çıktı. Yani şimdiye kadar madem niye durdun, niye sustun? Niye söyledin? Niye söylemediniz zamanında? Bizleri niye anlattınız yani? Yani sen bu hala oğlu Murat'ın yaşadığı şeyler yüzünden mi, yoksa bu öbür yasak aşk bilmem ne o ilişki yüzünden mi Ramazan'ın ortadan kaybolduğunu ne düşünüyorsun sen? Vallahi bilmiyorum yani bu Ramazan'ın, yani burada imkanı köyde birileri var yani, ama kim var bilmiyorum, ama halasının oğlu var, ama başkaları da var. Yani bir şekilde bu çocuk kaçırıldı yani. Kaçırıldı peki, 4 yıldır bir yerde mi tutuluyor yani? Yok kızım, bir yerde öldü Ramazan ya. Ben yani ihtimal vermiyorum yani. Öldü diyorsun. Ramazan'ın öldüğüne inanıyorsun. Peki Murat da telefonda şimdi Naim Bey. 4 yıldır diyor Naim Bey, Ramazan'ın kayınpederi. Madem böyle bir olay var niye sustu diyor haklı olarak. Murat, biz hala ikna olabilmiş değiliz. Senin 4 yıl boyunca bu olayı kimseyle paylaşmayıp, şüphelenmeyip benim o yaşadığım olay yüzünden bu adam kaçırılmış olabilir dememene çok şaşırıyoruz. Niye sakladın bu bilgiyi 4 yıl Murat? Şimdi öncelikle iyi yayınlar diliyorum ben size. Serap Hanım. Teşekkür. Benim bunu saklama diye bir konu değil. Ben bunu öncelikle bu şey olayı çıkınca, bu kadın olayı çıkınca İlk baştan ona yönelildi. Ben programı kastetmiyorum ki. Yani programdan bahsetmiyorum. Hayır, ben programdan bahsetmiyorum. Ramazan tamam. Kaybolduktan sonra bu kadın olayı çıkıp da bu namus cinayetine şey olunca ben ondan olur diyerekten ben şey yapmadım. Hocam, Handan Hanım, Murat telefonda. İkna olmadığımız hayır, noktalar var. Sizin konuşmanızı bekliyorum. Buyurun. Sorularım olacak. Teşekkür ederim. Buyurun hocam. Murat Bey, şimdi... Buyurun hocam. Diyorsunuz ki benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Her şey evet, annemle işte Ramazan arasında meydana geldi. Ama evet, sizin de Ramazan'la çok yakın, çok samimi bir ilişkiniz yoktu. Şimdi herkes çok insan yakın derken... Yani, evet, şimdi biz ara sıra bir... görüşüyorduk ama... Yani, gene de ara yani sıra bir... görüşüyordunuz. Şimdi ben ara sıra görüştüğüm bir kişi, akrabam dahi olsa, kendimi öne atıp hiç, üstelik de siz aman bulaşma, aman yapma diyorsunuz. Hadi belki usulen sormuştur akrabadır diye, yardıma ihtiyacım var mı diye, ama ben ona çok söyledim hocam, girmeyin bu işin içine olur dedim. Olur mu öyle şey? Kendisini öne atıp hayatını ortaya koyup, sizin ifadelerinizle, çünkü bunlar çok korkunç adamlar, silah çekip dayayacak kadar eşinizin çocuğunuzun kafasına. Kendini ortaya atıp ve yarım saat, bir saatte bu işi çözüyor. Yani bu mümkün değil. Gerçekte ne vardı aranızda? Bizim hiçbir şey yoktu hocam. Bakın ben vardı, size bir ben şey vardı. Yok şeyler. Ben bunu hiçbir zamanında şey söyledim. Girmeyin bu işin içine dedim. Biz Ramazan'la tartıştık bile bu konu için. Biz neredeyse birbirimize girdik. İşte. Yani ha, yumruk yumruğa girme durumuna geldik. Ben karışma dedikçe onu soruyorum. Sen ver bana dedi. Yumruğa girme durumuna bir şey geldi. Var bir şey Murat. Sen bir şey var. Hayır, Ramazan o... nedir yani? Ucuz kabadayı mı da sizin bu vallahi kadar tepkinize rağmen kendini Handan çoluğu çocuğu olan yani adam. Yani orasını bilemeyeceğim. Biz birbirimize girdik. Sen karışma dedikçe hayır, niye dedikçe hayatı ben seven adam bu yumruğa girdi.
Bir sürü yatırımı var, bir sürü idealleri var. Niye sizin için kendini bu kadar ateşe atsın? Valla orasını ben bilemeyeceğim. Ben karışma dedikçe bu girdi ki içine. Size yardım etmek isteyen birisine yumruk yumruğa mı geldiniz ve buna inanmamızı mı istiyorsunuz? Telefonda bak, eğer ben burada yalan söylüyorum. Yani yemin size etmek diyorsunuz anlarında ben burada yalan söylemiyorum. Ben burada yalan söylemiyorum. Ben ona girme dedim. Yemin etmeyin. Girme dedikçe bu girdi içine. Demiyoruz, ama neye güveniyordun? Neye yaptığını tam bilemeyeceğim. Tam gerçeği tam ve doğru olarak anlatmıyorsunuz diyoruz. Peki bir ben dakika. Ben doğrusu neyse bunu. Ha bu olay geçeli aşağı yukarı 6-7 sene geçti. Belki ufak tefek unuttuğum şeyler olabilir ama benim anlattığım düpedüz doğru bir şey. Ya Murat buraya da geldin. Her şeyi taksitle anlatıyorsun. Hiç demedin ki biz Murat'la... anlatıyor. Hayır, hiç yumruk... demedin ki biz Ramazan'la gırtlak gırtlağa geldik, yumruk yumruğa geldik. Niye taksitle anlatıyorsun her şeyi? Taksitle değil. Ben niye anlatmadın burada? Girme dedik ki bu benim üstüme illa tartışı. Sen dedi halamı yüzemezsin dedi. Sen halamı niye yüzüyorsun dedi. Sen çabuk bunu dedi bana ver dedi telefonunu dedi. Tuttu benden zorla telefonun numarasını aldı. Vermeseydiniz. Ben girme oğlum bu işin içine karışma dedim. Telefon numarasını vermeseydiniz hocam pardon vermeseydiniz. Vermeseydiniz de birbirimize girdik. Adam bir iş yerime geldi. Biz ben ne diyorum Andan Hanım. Biz neredeyse yumruk yumruğa geldik. Karışma dedikçe zorla benden numarasını istedi. Murat Bey ben anlıyorum. Ramazan rahmetli demek istemiyorum ama galiba öyle diyeceğiz bu gidişle. Ramazan Bey de aynı benim gibi düşünmüş. Bu işe hiç inanmamış. O yüzden istemiş sizden telefon ama arasını. Ama ben söylemedim ona. Halanızı arkadaşınızla ortak halanızı dolandırdığınızı düşünmüş. Yoksa niye size saldırsın? Peki halasını korumuş sizi değil aslında. Başka ben bir şey ona soracağım. Girme dedim. Sen karışma bu işin içine dedim. Öyle bir şey yok. Şimdi sizin tuhaf yani kusura bakmayın. Tuhaf tercihleriniz, tuhaf seçimleriniz ve tuhaf ifadeleriniz var. Burada ne gibi Andan Hanım? Kimse aptal değil. Bakın siz şimdi burada anlattınız. Dediniz ki ben konuşmak da istemiyorum. Göya ketum ve hani... Yani ben bunu iş olsun diye mi söyledim diyorsunuz? Yok mahremiyete saygılı bir insan gibi konuşarak dediniz ki benim özel bir sorunum vardı. Evet. Ben arkadaşımdan iş yerinde dedektif tutacağımı bahsettim. O da bana kendi kendine böyle bir hizmet sundu. Ne hikmetsesinde de herkes kendi kendine sahiplenip hizmet sunuyor. Ramazan gibi o gözlerinin altı mor arkadaşınız da kendi kendine bir işe soyundu. Tamam. O olan çalışmıyordu. İşten çıktığında sonra çalışmıyordu. Tamam. Ve hırsızlık mırsızlığı var. Her türlü olayı tamam. Vardı bu olay. Peki siz bu kadar biçimsiz, çizgisi kötü bir adamla bir, niçin kuzenlerinizle bile paylaşmadığınız bir mahremi paylaşıp aynı yasa baş koyduğunuz kadının arkasını dedektif takmayı ona önerdiniz. İki. Ben ona önermedim. Kendim dedim ben. Ben dedim ki kendim dedektif tutacağım dedim. Mahremi paylaşıyorsun diyorsun ki ben karımdan şüpheleniyorum peşine adam takacağım. Bitti. Adam takacağım dedim ama ben git de sen böyle bir iş yap demedim ben ona. Tamam. O görev addetmiş kendi kendine aynı Ramazan gibi. İki. Gözlerinin altı mosmor her yol var. Pis bir hayatı var dediğiniz bir adamla. Niçin bu kadar mahremi... Özel hayatı paylaşıp hatta aynı çatı altına giriyorsunuz. Bunu da bize bir izah edin. Biz sizi ben anlamaya çalışalım. Ben bunun böyle bu yollarda olduğunu bilmiyordum. Ben size daha önce de söyledim. Bir akrabamımla beraber emniyete gittiğimde ben öğrendim bunun bu yollarda olduğunu. Ya bak gözlerinin altı mosmordu özür dilerim Serap Hanım. Diyorsunuz ki benim eşim onun evimize gelmesinden rahatsızdı. 2-3 kere karşılaştılar. Bunu bizim evimize getirme dedi rahatsız oldu. Demek ki adamı önceden tanıyorsun eve bile geliyor. İnsan sen Anadolu adamısın. İnsan her tuttuğunu evine götürür mü ya? Hangi dünyadayız ya biz? Peki asıl konumuza gelecek olursak. Murat tamam getirmiş etmiş bilmem ne. Yok yok. Getirmiş tamam. Doğru olduğuna inanmıyoruz Serap Hanım. Tamam inanmıyorsunuz. Vallahi başka bir şey var bu işin altında. Murat başka bir şey var bu işin altında. Sen şunu söyle. Bu adam diyorsun Konya'yı bile terk etmiş diyorsun. Bu adamların Murat'ı kaçırıp öldürecek yapıda adamlar mı? Buna cevap ver. Aynen. Vallahi olabilir de. Olabilir. Olabilir de bilmiyorum. Ve sen bunu 4 sene ama ve sen bunu söylemek de. İçin 4 sene bekledin öyle mi? Yani bir namus meselesi çıktı. Bir yasak ilişki bir şey çıktı. Onu sen affettim. De dedin ki oradan çıkar bu iş dedin. Ama demedin ki öyle bir şey varmış ama
böyle de bir şey var demedin. 4 sene mi bekledin bu adamlar bunu kaçırıp öldürmüş olabilirler demek için? Vallahi bilemeyeceğim ben, ondan mı oldu, ondan mı oldu, ben de bilemiyorum. Şimdi Serap Hanım, bak, neden ben, olduğunu ben de ben bilmiyorum. Ben sana diyorum benim ki, bunu bak, bak Murat, sebebi varsa hangisindense çıksın Murat, ortaya. Ben sana diyorum ki bazı insanlar için şunu dersin. Yok canım, bu adam ne cinayet işler ne adam kaçırır. Bazı insan için de dersin ki kaçırmış da olabilir, hatta öldürmüş bile olabilir. Öyle bir yapısı var. Bu adamlar... Ama işlemez dediğin adam işler, işler dediğin adam işlemez. Onu da bilemez. Bazıları öyledir. Şüphelisiniz. Müsaade edin. Bazıları öyledir ama bazılarını da bilirsin. Bu adam bunu %100 de %90 yapar. Bu adamlar o yapıda adamlar mı? Bir daha soruyorum, cevap ver. Murat Ramazan'ı kaçırıp öldürmüş olabilecek yapıda adamlar mı değil mi Murat? Vallahi oğlanın bana söylemesi, o eve eğer o şekilde geldiyseler, bana kızım anlattı. Yapabilir, ne yapamaz derim, ne yapar derim. Bir şey diyemem ben şu anda. Neden olduğunu da ben kesin emin değilim. Ha, bundan dersin, aşk cinayetinden çıkar. Aşk cinayeti dersin, bundan çıkar. Ben orasına bir şey diyemem artık. Ama bundan da çıkabilir, doğru mu? Ben zaten baktım buradan bir şey çıkmayınca, bunu da dedim acaba... Şimdiye kadar ben bunu söylemedim ama bu işin dedim bundan da olabilir mi diyerekten ben bunu size söyledim. Şey yaptım, ben bunu şimdiye kadar 2 tane şey vardı, onlara bile söylemedim yani. Tamam, peki o zaman bir ara verelim, devam edeceğiz. 2 tane çocuğu vardı, çocuğunu kocasına velayetlerini vermişti ve savaş diye biriyle tanıştıktan sonra diyor aile hayatı değişti. 5 yıldır kayıp olan 2 çocuk annesi Zeynep Söğüt nerede? Genç kadının kaybolmasından kim, neden sorumlu? Şöyle de bir suç atıyor size. Ana analık yapmadı, baba babalık yapmadı. Zeynep kimden şiddet görüyordu? Hiç mi dayak görmedin? Hiç mi tehdit görmedin? Genç kadın neden herkesten kaçtı? Belki tehditlerinden bezdi, yoruldu, gitti. Gerçekleri kim saklıyor? Hep Kübra ile ilgili şunu söylüyor, o çok şey biliyor. 2 çocuk babası, bir adam kuş beslediği evde cinayete kurban gitmiş şekilde bulundu. Özkan Öksüz. Vahşice öldürülen Özkan Öksüz o sabah kimlerle buluştu? Arkadaşları o gece konuda yaşananları gizliyor mu? Orada sizin dikkatinizi çeken, zarar gelebilecek adamlar var mıydı sizce Özkan'a? Özkan'ın ailesi kimlerden şüpheleniyor? O evi kullananlar, o Özkan'la samimi olanlar. Gecekonduya kimler, neden giriyordu? Şu isimleri tanıyor musun? Nadir, Necati. Cinayet yasa kaç yüzünden mi işlendi? Yoksa... Şimdi buraya bir isim yazdım. Özkan Öksüz, 36. Evet, yaşı 36. Özkan Öksüz, 2 çocuk sahibi. Ama sadece bir isimden ibaret değildi o. Yani 36 sene yaşadı. Efendim, yedi, içti, gezdi, sevdi, üzüldü. Efendim, sevindi. 2 tane çocuk dünyaya getirdi. Ve birdenbire hayat onun için durdu. Neden? Bir cinayete kurban gitti. Bugün burada çok yakın bir dostu var. Sultan dün bize röportaj vermişti, onu izlemiştiniz. Ben bunu yazarken dedi ki Serap abla, oraya dedi cinayeti daha kalın harflerle yaz. Hatta bir de altına vahşet yaz dedi. Dedim. Acaba bu vahşet mi gerçekten? Sebebi ne? Yasak aşk mı? Bambaşka bir şey mi? Şimdi Özkan Öksüz cinayetini önce bir hatırlayalım. İki ay önce vahşi bir cinayete kurban giden Özkan Öksüz dosyasında her gün başka bir isme ulaşan ekibimiz iddiaları araştırmaya devam ediyor. 2 çocuk babası, bir adam kuş beslediği evde cinayete kurban gitmiş şekilde bulundu. Özkan Öksüz. Özkan ve Bülent arasında neler yaşandı? Biliyorsunuz Bülent Bey'e oklar yöneltilmişti. Bir meseleniz daha varmış. Özkan beni aradı. Abi o tarafa doğru geleceğiz dedi. Benim evime. Özkan keşke benim daha önceden haberim olsaydı. Ama bugün için müsait değilim, uygun değilim dedim.
Bunun için gönül koymuş, üzülmüş. Serkan bir şeyler biliyor ama susuyor. Serkan'ı samimi buluyor musun? Söylediklerine inanıyor musun Serkan? Ben Serkan'ı samimi bulmuyorum. Çünkü farklı ifadeler vererek insanları yanıltmaya çalıştı. Evet, Serkan her şeyi biliyor ve bir şeyleri saklıyor. Sanırsam kendine dokunacağını düşünerek. Cinayetin sebebi ne? Hüseyin cezaevine girdikten, tam olarak netleştirmek için soruyorum. Kaç gün sonra Özkan cinayete kurban gitti? İkinci hafta, yani 26 Ocak'tan 2 hafta önce, yani 15 gün önce. Bu bir erkek cinayeti ise yakın arkadaşlarının tahmin etmemesi mümkün değil. Kesinlikle mümkün değil. Bence bunların ortak paylaştıkları, işte o toplantıları yaptıkları bir neden vardı. Hüseyin'in o hapse girmesiyle o nedenle ilgili bir şeyler çok ters gitti. Hepsi birbirlerini suçladı, birbirlerine girdi ki zaten diyorlardı onu, onları öldüreceğim, geberteceğim diye. Serkan'ın ifadeleri çelişkili mi? Beraber önce Hüseyin'in kuşlarını beslemeye gittik demiş. Sonra demiş o ayrıldı, gecekonduya gitti. Ben ayrıldım ondan. Halbuki başka bir ifadesinde diyor ki çorbacıdan ayrıldık. O evinin istikametine doğru, evet, gitti. Saat Kulesi'nin oraya. Ben de kendi evimin istikametine gittim diyor. Aslında Serkan farklı şeyler söylüyor. Serkan'ın arabayla gelmesi lazım o Saat Kulesi'ne ki Özkan'ı görsün. Gittiği yoldan Özkan hiç görünmez. Gerçekten konuştukça başka şeyler çıkıyor. Herkes bir şeyler saklıyor. Söylesin artık herkes, çıksın. Özkan'ın arkadaşları bir şeyler mi saklıyor? Bu arada hani çorba içtik demişti ya Serkan sabah. Sonra restoran sahibi bunu doğrulamamıştı. O konuya bugün açıklık getiriyoruz. Onu söyleyeyim. Gerçekten Serkan'la buluşup çorba içtiler mi içmediler mi konusu bugün netleşiyor. Şimdi Sultan burada. Sultan çok şey biliyor. Neden? Çünkü bir kere karşı komşu. Yani o kuş evinin karşısında oturuyorsun Sultan. Doğrudur. İki, gerçekten de çok samimi oldukları, arada bir içeriye, yani oraya da gidip gelen bir kadın. Bir de çok dobra. Ama şimdi Sultan şöyle bir şey var. Buyurun. Kesinlikle kimseyi direkt suçlamıyoruz. Tabii ki itham edemeyiz. Etemeyiz. Sadece tahminlerimizi, onun hayatını çok iyi bildiğin için sen, evet, Özkan'ın. Evet. Dolayısıyla senin söyleyeceklerin önemli. Önce, buyurun, şunu direkt sorayım. Bu bir işte kadın kız meselesi, bir namus cinayeti olabilir mi? Şimdi yayını izlediğim kadarıyla, yani kadarıyla, eğer evli bir bayansa bunu kocası duyar görür, nasıl hani Gamze Lale'yi öğrendiyse sinirlenmiştir bir şeydir, hani kadın, ama erkek siniriyle kadınınki bir olmaz. Yani bir erkek yapabilir bunu, sonuçta namusun nikahının altında, hani bitmiş bir şey olsa tamam deriz. Yani buradan yola çıkarak netice şu, yapabilir. Yani bu bir cinayette, eş yapabilir. Evet, bu cinayette de öyle bir ihtimali hep bir yerde tutalım diyorsun. Tabii ki bu Sultan, yani bunu bu tutalım. Kuş evi dedikleri, yani kuş besledikleri. Orası gecekondu. Sen onun karşısında oturuyorsun. Doğrudur. O gün evde miydin? O gün evde değildim. Silah sesi duyar mıydın eğer? Ben orada olsam duyardım. Hatta ben orada olsaydım Özkan'ın ölme gibi bir şansı olamazdı. Neden? Neden olamazdı? İçin, yani şu gün şurada ben değil de Özkan olsa, o mezarda da ben olmuş olsam, Özkan benim için ölüme kadar giderdi. Ki ben de onun için giderdim. Ya birlikte ölürdük orada, ya da derdim ki böyle bir şey olamaz. Yani bir de zaten güçlü kuvvetli bir kardeşimdi. Yani ne ben, ne Nadir, ne Hüseyin, ne Ali, ne ya mahalle toplansak onu indiremezdik. Onda öyle bir şey yok. İndirme gibi bir şey de olamazdı zaten de. Hani altını burada çizelim. Yani kardeşim dediğimiz bir insan. Ama nasıl oldu o gün, ne oldu bilemiyorum. Niye vahşet dedin tabii bana? Tabii ki şüphelerim var. Niye Serap abla oraya cinayetin altına bir de vahşet yaz dedin? Niye? İlk önce şöyle başlayalım. Siz yazarken ben dedim ki yani bu bir cinayet. Tamam, Özkan'ın adı soyadı belli. Yani yazı bu kadarsa, en azından bu kadar cinayetse, bu kadar cinayetse tamam, Özkan burada. Cinayet bu kadarsa bana göre vahşet de bu kadar olmalı. Çünkü bir insanı, daha doğrusu bir hayvanı bile araba çarptıktan sonra, yani adam en fazla gider, basıp gider. Geri gelip hastaneye götürmek amacıyla değil de üstünden bir kere daha geçiyorsa, bana göre bu bir vahşettir yani. Bu kedi de olabilir, bu cama çarpan işte kuş da olabilir. Peki Özkan cinayetinde
hayvanların kafaları koparılmış. Bunu kastederek söylemek. Bunu kastederek söylüyorsun. Evet. Orada önce bir uyarı, bir gözdağı, bir şey verilmeye çalışılmış. Ben şuradan anladım, başlayalım. Anladım. Sultan, o sabah oraya Özkan'ın gelmesi normal mi yoksa anormal bir durum mu? Şimdi normal diyebiliriz. Nasıl diyebiliriz? Saat mesela, olarak diyorum. Saat olarak, tamam, ben de bundan bahsediyorum. Ablacığım, şimdi Özkan benim tanıdığım kadarıyla, ailemin tanıdığı kadarıyla, mahallemizin de tanıdığı kadarıyla sabah saatlerinde ya mama bırakmaya gelmiştir ya ekşi sütler vardır. Ekmekle karılsın, işte katılsın, köpeğe yal yapalım şeklinde. Ancak onu bırakma şartıyla gelmiştir, o da kontağı kapatmasa hemen gider. Fakat arabasıyla geldiyse onun o saatte olması normal bir şey değil. Yani anormal olan da budur. Kendi arabasıyla gel. Tabii kendi arabasıyla gelmesi. Ha, diyelim ki şirket arabasıyla geliyor. Ekşimiş sütleri falan bırakıyor. Tabii tabii. Diyorsun. Hani hayvan için, hayvanı beslemek için bu olur. Bu normal bir şey. Yani arabasıyla gelmesi anormal bir şey. Çünkü normalde o saatlerde gelmezmiş. Tabii ki. Öğleden sonra 3 gibi, 4 gibi. O saatlerde gelmez. Ha, geldiği oldu. Geldiği oldu. Diyelim ki mesela bir ay içerisinde 3 kez ancaktır. Hani bir de iş yeri aracı olduğu için ya çip olur ya işte takip olur ya işte kilometre hesabı. Yani onlara da özen gösterirdi. Hani hem iş yerine sadakatsizlik yapmazdı. O kadar disiplinliydi. Hem de belli bir saat vardır. Mesela mesai saati 5'te biter. Fakat dağıtımı erken yapar. Yani gerekirse mola yapmaz, kahvaltı yapmaz, gerekirse yemek yemez. Öyle bir çocuktu. Hani işimi erkenden halledeyim de o gün kuşlar yemleyecek kimse yok. İşte ben erken geleyim. Ya da erken çekeyim de ya akşamdan canım sıkkın, moralim bozuk işte vesaire. Yani herkesin bir şeyi olur. Sultan, bir saat erken çıkayım. Sen evde olsaydın silah sesini duyacaktın. Ben duyardım. Orada hemen dibinde bir bakkal var biliyorsun. Zeynep teyze diyorsunuz. Hiç kimse 5 el silah sıkılıyor orada. Evet. Kimse bu silah sesini duymuyor. Bu normal mi? Şimdi bu normal değil. Çünkü orada şöyle bir şey var. Sabahın köründe de sıkılsa, öğlen de sıkılsa, bazen gece de sıkılıyor. Gece alkol alımından sonra bu gerçekleşiyor. Ya da çoğu kişi gece kondu ve hayvan beslemek için müsait bir yer olduğu için tilki geliyor. İşte orman yakın olduğu için onları kaçırmak amacıyla. Ama gündüz orada sıkılıyorsa bunun tek bir nedeni vardır. İşte güvercinci kardeşlerimiz, abilerimiz, arkadaşlarımız, benim de var ki ben de besledim, bilirim. Atmaca gelir alır vesaire diye. Ama sabahın köründe de olsa, ama öğlen de olsa, ama öğlen sonu da olsa sadece atmaca gelip de kuşu alacak korkusuyla bir tane sıkar, pompalı sıkarlar. Ama 5 el silah sesini şurada özellikle altını değil. Altını çizmek istiyorum, pompalıyla yaparlar. Yani pompalı dediğimiz şey de hani havada biraz böyle patlar, yüksek bir ses yankı yapacağı için kuş bir anda şeye kaçsın diyedir. Bizim ödümüzde kuşunki bir mi mesela? Arazi silahı zaten. Amaç budur. Fakat biz mesela bu olay sonrasında işte emniyete gerekli açıklamayı, gerekli ifadeyi, gerekli olan bilgileri verdik. Orada duyduğumuza göre kullanılan şey, alet pompalı değil de işte başka bir şeymiş. Yani o saatte o pompalı değil de neden o? Anormal olan o. Peki Sultan, şimdi son bir yıldır bu gecekonduya giren çıkan bellisizmiş artık. Bir yıl öncesine kadar daha sakin, belli insanların girip çıktığı diye. Şimdi mesela diye. Bülent abi. O gecekonduda ne oluyordu? Şimdi Bülent abi mesela plakası belli. Özkan'ın arabası. O da çok sever. Özkan'ı hala sever. Yani biz öldü diye de kabul etmiyoruz. Hala kabul etmiyoruz. Etmeyenlerden biriyiz. Veya ikisiyiz veya üçüyüz. Bunun da aracı belli. Ama bundan mesela bu 2 sene ölüm yılı. 1 sene de ilave ekleyelim. 3 sene. 2 sene öncesi, yani 1 seneden bahsediyoruz, son 1 sene. Son 1 sene içerisinde gelen giden plakalardan haberdarız. Yani bir haberdar. Hani bir haberdar vardır ya. Bir haber olmak var. Kim olduğunu bilmiyorsun. Yok, bilmiyoruz. Tanımıyoruz ki. Sen gittiğinde ne sohbetler dönüyordu, neler oluyordu, ben neler sohbet, konuşuyordu? İşte kuş sohbeti. Senin işte kuşunun kanadı şöyle, senin kuşunun işte insanda nasıl meziyet varsa kuşta beklenilen meziyet de budur. Mesela kanaryadan en fazla name bekleriz. Yani bir ses değil de 10 tane ses. Bunlar konuşuluyordu. Heh.
Peki. Güvercinde de mesela ne olur? İşte kardeş sen benim kuşumu aldın, sen benim kuşumu verdin. Senin kuşun şöyle. Kavga çıkar verdim. Mıydı bu yüzden? Çıkar tabii ki. Çıkar. Orada bu, çıktı mı kavga? Çıkar. Bir değil, iki değil, üç değil, on kavgada çıkar, 20 tane de çıkar. Kuş yani, sayısı ne kadarsa o kadar kavga çıkar demektir. Yumruklaşmaya kadar gidermiş. Ya, gördün mü böyle bir şey? Kuş konusunda gider, bu gider, gitmez diye bir şey yok. Bazısı yani yumruklaşma değilse de en azından o ortamı terk edip gitmeli yani. Bu işi beceremiyorsa, kuş işini beceremiyorsa yani... Ben senin tahminlerini sormuyorum. Gördüğün şeyleri anlat bize. Şahit olduğun şeyleri anlat. Ya şahit olduğumuz şeylerde işte mesela otururduk, tartışma falan çıkardı. Ağız kavgası. Yani biri türkü dinler, biri işte bir şey yapar. Kuş muhabbeti, işte... ayrılıkları. Hep bunlardan çıkar zaten kavgalar. Peki Sultan. Çıkardı yani. Sen röportajında çıkardı. Rahmetli Özkan'la alakalı tamam bir tane evliliği süresince ya da son dönemde bir kadın var hayatında. Bize röportajı da veren bir kadın bu. Canlı yayına da çıkan bir kadın. Ama sen kendi röportajında başka isimler de veriyorsun. Evet başka. Yani Özkan kimin tavuğuna kış dedi? Bayan konusunda diyorsanız kimin tavuğuna kış dedi diyor. Zaten yani. Ama Özkan evli. Özkan evli. Ha, o zaman orada ne olur? En fazla yani eşler diyelim bir tane eş var. Yani çift olarak. Özkan ve mesela Gamze yenge. Yani doğacak bir sinir, stres veya herhangi bir şey olursa oradan doğar. Erkekle beraber oluyorsa ki seviyorsa eğer. Almak için mücadele verir yani. Niye başka vermesin? Kadınlardan bahsediyorsun bir de. Ha, başka kadınlardan da şu. Yani ilişkileri var mıydı? Böyle onun bu ilişkisinden rahatsız olacak o etraftaki kadınlardan abisi, kocası, babası, Özkan'ın artık bu durumundan illallah gelmiş bir durum var mıydı yani? Yok. Orada öyle bir şey yoktu. Olmazdı. Oraya zaten Hüseyin, Özkan iş arkadaşlarından hani dağıtım yapıyorlar ya geçerken Özkan onu da alıyor. Bir arkadaşı daha var onu da başka bir marketten alıyor. Geldiler işte mangal yaktılar falan. Başka bir ihtiyacınız falan var mı dedim. Hani benim ev daha yakın ya orası kuş evi. Mesela işte eti dışarıdan alırlarsa baharatını unuturlar veya baharatlatmazlar öyle olur. İşte tamamlardık vesaire. Bardak olmazdı mesela ya sinir anında işte kırılırdı yerde. Ya bir şey olurdu yani öyle. Peki o ev daha önce o gece kondu hiç basıldı mı? Orası mı? Orası değil de Ali abiye bir sene kiraya verdiler. O kiraya verdikleri süre esnasında eve ne kadar diyeyim dakika olarak söyleyeyim. Kilometre hesabı olarak ne kadar diyeyim 300 metre veya 400 metre kadar bir mesafe. Gidiş alanı olarak 8-9 dakika sürecek kadar orada narkotik olarak basıldı. Taşındıkları ev. Orada da zaten Hüseyin'le ikisi kiraladı. Nadir de yanlarındaydı. Ben polis tarafından değil de orayı paylaşan, paylaşamayan kişiler tarafından bir baskın yapıldı mı? Oradaki insanlar korkutuldu mu? O anlamda baskın diyorsanız silah sıkıldığını ve kaçıp gidildiğini duydum. Gece kondunun içinde mi? İçinde değil, dış taraftan. Dışarıda silah sıkıldı. Sıkılmış. İçeride işte, bulunanlar kaçıp evet, gittiler. Sıkılmış diyorum. Çünkü şahit değilim. Hmm. Sıkılmış. Hani ertesi gün duyuyoruz. Ben mesela sabah 7.15'te evden çıkarım. 7.30'da iş yerinde olurum. 12.40'da molaya çıkarım. Ve akşam 4-5 civarında çıkacağım zaman yedek malzemeler gelir. İşte yaş pastadır vesaire. Dolaba istiflerim çekerim. Ondan sonra gerekirse 1-1.5 saat oyalanırım. Ondan sonra çıkarım. Hani yarına hazırlık için. Olay budur. Saat işte 7'den 8'den sonra gidemeyeceğim için de eve gideyim diye. Yani bunu ertesi gün duymuştum mesela. Bu olayın olduğu zaman. Sultan bu cinayeti duyduğunda hemen aklına birisi geldi mi? Ya aklıma... Bir kişi mi geldi ya da şimdi, birden fazla kişi mi geldi? Şöyle bir şey var. Gecekondu paylaşılmıyordu zaten. Ali diyor ben Alaaddin'le kiraladım. Kardeş diyor işte şu gelmesin bu gelmesin. Ya bana da dedi mesela. Hmm. Ya ben 30 senedir mahalledeyim. Zaten Özkan Gil kiraladı. Özkan, Nadir, işte Hüseyin kiraladılar. Bir sene boyunca sana verdi. Sen de gidip de elin... Firarisini bilmem nesini saklarsan kardeşim gecekonduda. Kim sakladı bu firarini? Ali sakladı. Türk özünden kendi arkadaşı. 50 küsur yaşlarında olan bir insan. Kendi yaşıtında olan bir insan. Suçu neymiş o kişinin biliyor musun? Bu kişinin
Evet, en az 14-15 tane cinayetini yapmış ve ömrü hep cezaevlerinde geçmiş. Ailesi 14-15 kere cinayet mi işlemiş o kişi? Aynen, doğrudur. Ben bunu öğrendim, şöyle öğrendim. Ya 6 ay, 7 ay falan içeride oda hiç açılmıyor. Odanın bir tanesi. Gece kondu. Şimdi mesela görüntü var ya, buradan şeyden, ekrandan bakarız. İçerideki kapı hiç açılmıyor. Ya arkadaş, kim var burada? Orada işte bizim bir arkadaş kalıyor. Ali abi. Özkan'a sordum ben bunu. Özkan kim kalıyor? Dedi ki işte Ali abinin bir arkadaşı var, o kalıyor. Arkadaş dedim, birini saklıyorsanız söyleyin. Bir korkunuz varsa, bekçilik yapacak bir şeyse onu da söyleyin. Hani tedbirimizi alalım. Varsa bir şey, tedbirimizi derken sonuçta benim karşı tarafım. Mesela işte bir cinayet olsa şahit oldun mu olmadın mı? Şu an geldiğimiz yere bakın. Bir cinayet oldu ve buradayım. Şu an şahit miyim değil miyim mesela? Çok özür dilerim, küçücük buyurun, bir parantez açsak. Ali tabii. Bey oysa kendini tanımlarken ben çok korkak, hatta şu ifadeyi kullandı, tırsık bir insanım. Ben onu fark ettim konuşma aşamasında, çok özür dilerim. Bu bile öyle olmadığını gösteriyor yani. Çok özür dilerim. Üzerinden bir şey atmak için. Çok özür dilerim Handan Hanım. Bu arada hepinize kolay gelsin. Sağ olun. El birliğiyle de nasipse inşallah çıkacak. Buradan özellikle yani mesaj vermek istiyorum. Ki çıksın her kimse veya her kimseler çıksınlar. Ben buraya çıktıysam, ki ben yalan sevmeyen bir insanım, çıkması için de elimden gelen ne varsa bunu yapacağım. Önce kardeşim için, sonra anam için, sonra da babam için. Anam ve babam diyorum. Bu kadar da basa basa söylüyorum. Şimdi Ali abi diyor ki, ben diyor işte ne demiştiniz, sorunuzu tekrar alayım. Korkak bir insanım. Heh, korkak. Çok tırsık bir bunu insanım. Bunu söylerken hemen dalga geçerek söylüyor. Ben Ali abiyi tanıdığım için ses tonunu, tınısını, her şeyini bildiğim için... Ya ben şimdi korkak bir insanım, tırsağım. Bunu genelde bizim aramızda, ben ona karşı çıktığım zaman mesela yanlış ver. Adam çıkıyor diyor ki işte ana avrat sövüyor. Ya kardeşim. Ali mi? Alkolü aldıktan sonra söveceksen hiç içme. Ertesi gün bunu yanına getiriyorlar, yüzüne vuruyorlar. 50 yaşındaki insansın ya. Bu Ali'den bahsediyorsun. Evet, Ali'den bahsediyorum. Ve bu Ali'nin 5-6 ay orada firari bir arkadaşını... Doğrudur. Üstelik de 14-15 korkak cinayet bir işlemiş. İnsan, korkak bir insan sizce buna böyle cesaret bir eder mi? Bir kere. Böyle bir şey yapar mı? Dediğinizi onaylıyorum. Onaylıyorum ve ilave ediyorum. Onaylıyorum ve ilave ediyorum. Bunu korkan bir insan yapmaz. Şahsen ben diyorum ki eğer korkum varsa... Allah korusun. Benim yani Allah'tan başka kimseden korkum olmaz. Hiçbir kimseden de bu yaşıma kadar olmadı. Olmayacak da, olmaz da yani. Bu adam bundan korkuyorsa, bunu getiriyorsa, düşünün ki yani korkmadığı halinde neler yapar? Sultan, senin muhakkak kafanda bir iki isim var. En azından bu işi bildiklerine inandığın, kimin yaptığını bildiğini düşündüğün, parmağı son, olduğunu düşündüğün. Son bir senedir. Son bir senedir. Zaten en az 3-3,5 sene evvelinde işte Lale ile karşılaştık. Annem dedi ki, ya Üskan dedi, hani ana dedi, bak dedi, bir tane dedi şeye, yenge var dedi, işte yeni tanıştık dedi, kız arkadaşım dedi. Özkan, oğlum hiç tasvip etmedim. Kızım merhaba dedi, hani saygıya istinaden. Annem öyledir. Medeni bir insandır yani. Sadece medeni bir davranıştır. Günaydın dersiniz, kimisi alır, kimisi almaz. Öyle bir insandır. Ben bunu yaptığını tasvip etmiyorum dedi. Merhaba kızım ama dedi. Karın bak dedi, Gamze var dedi, karın dedi. Sultan'ı tanıyorsun dedi. Seçkin de olsa bunu yapan erkek kardeşim. Bu arada selam gönderelim. Demek istediğim şu. Benim kardeşim de olsa annem buna müsaade etmez. Senin iki tane çocuğun var dedi. Senin iki tane çocuğun var kızım dedi. Evli bir insanla senin ne işin var? Hazırda bu kişinin adı geçmişken onunla yaptığımız bir röportajı da ekrana getirelim. Bu kadın biliyorsunuz son dönem Özkan'ın hayatındaydı. Gamze de Özkan'ın ölümünden bir süre sonra hayatında bu o kadın olduğunu öğrendi. Bir hafta sonra mı ne olmuş? Bir hafta 10 gün sonra öğrendi. Ama Gamze'den başka herkes biliyormuş. Bir bakalım bu kadın bize yeni bir şey söylüyor mu? Beslemeye gittiği gecekonduda vahşi bir cinayete kurban giden Özkan'ın sevgilisi arkadaşlarıyla aralarındaki ilişkiyi ekibimize anlattı. Serkan'la arasındaki bağ neydi?
Özkan ve Serkan arasındaki samimiyeti ne sağlamıştı? Bilmiyorum, birbirleriyle takılmaya başladılar. İşte genellikle içiyorlardı durmadan. Gece konduya gidiyorlardı, Tokyo'ya çıkıyorlardı. Özel paylaştıkları bir şey var mıydı? Yeri geldi mi kadınlarla oturduklarını biliyorum bunların. Serkan'ın sana karşı yaklaşımı nasıldı peki? Normaldi. Hani her insan gibi normaldi yani. Özkan'a kolay kolay yanlış yapacaklarını sanmıyorum. Vefatından sonrasında da arkadaşça yanaştı. Neden yakalanmaktan korkuyordu? Özkan'da nasıl değişiklikler ortaya çıktı? Özkan mesela bana üzerime titreyen bir adamdı. Dedi her şeye burnunu sokma, isimleri karıştırma. Dedi telefonla arıyorsun dedi, saçma sapan şeyler konuşuyorsun, yakalatacaksın beni dedi. Böyle laflar söylüyordu Hüseyin'le görüştüğü sürece boyunca. Kötü davranıyordu her defasında. Benim telefonuma karışma, benim arkadaş çevremde konuşulanlara girme. Serkan'la Hüseyin arasındaki sorun ne? Hüseyin'le bir konusu geçmiş. Bilmiyorum ne konusu Serkan'ın. Telefon falan mı almış üzerine? Hüseyin'e bunun parasını ödememişler Serkan'ın. Serkan onlar için alıyor herhalde telefonu. Hüseyin'le parasını ödemiyor Serkan'ın. Hüseyin tutuklandıktan sonra Özkan'ın öldürülmesi farklı. Kanepeler bıçaklanıyor. O evde bir şey araştırılmış gibi. Hüseyin'le tanıştı zaten. Özkan'ın çevresi çoğaldı. Çok değişik arkadaşları vardı. Burada telefon mevzu olunca sen lafa girmek istedin Sultan. Şimdi dün ben izledim, önceki günde izledim. Serkan çalışmıyor madem, Serkan şöyle, Serkan böyle. Yani çalışmayan bir insanın Hüseyin'den nasıl bir alacağı var? Hı. Demek ki o zaman başka işler var bunun içerisinde. Hüseyin çalışan bir adam mı? Ya Hüseyin taksiye çıkıyorum diyordu. Geceleri. Şu an cezaevinde biliyorsunuz. Tabii. Hatta o cezaevine girdikten... yaklaşık 2 hafta bile geçmedi. Yani yengen bilmesin de diyordu. Hani yengen bilmesin de taksiye çıkıyor diye biliyor diyordu. Bak o da benim kardeşim. Yani kardeşim, harbi kardeşim. Ona bir şey demiyorum yani. Kardeşim dediğimiz insan. Sevdiğimiz de bir insan. Fakat işte yengemizin bilmediği akşamları taksiye çıkıyorum deyip de yaptığı başka şeyler vardı. Şimdi bu kadın, malum şeyler yani. Bu kadının söylediği ne seni rahatsız etti burada? Beni şey rahatsız etti. Serkan'la Hüseyin'in arasında ne problem mi var falan dedi ya az önce. Problemi açıklarken de dedi ya işte Serkan'ın parasını vermiyormuş. Serkan çalışmıyor. Serkan Hüseyin'e mi çalışıyor? Serkan'la ortak neyi var ki çalışıyor? Serkan'ın buzdolabında yemek bile yoktu. Biz keşke alsaydık. Yani çalışmayan bir adam. O da dedi ki hayır arabası falan vardı o gün için yoktu. Yani hiç Serkan, bir insanın evinde ağza atılacak bir şey olmaz mı? Olmaz ya. Olur mu? Şimdi benim gecekonda mesela yani var bir şeyler var. Gitmiyorum ama ben değilse de başka bir insan anahtarını düşürebilir. Bilmem ne yapabilir. Her şeyi düşünmek yani lazım. Yani burada Serkan'la ilgili kafana takılan bir şey. Aynen Serkan'la ilgili kafama takılan aslında birçok şey var. Söyle. Yani bir şey değil. Mesela ben yayına pazartesine başlamıştınız. Bundan sanırım bununla 3. haftanız oluyor. İlk hafta Lanetli Gecekondu şeklinde adı korku evi yani ticari amaçla sinema gibi düşünün. Kaçış evi. Buraya kız arkadaşıyla gidiyor. Tövbe etmiş, evlenmiş, barklanmış bilmem ne diye duyduğumuz Serkan Ocak kız arkadaşıyla gidiyor. Yani evli bir insan nasıl kız arkadaşı olacak o zaman? Bu bir. İkincisine gelince. Ya Özkan'ın da vardı. Ya Özkan'ın tamam olur onu anlarım da. Işte. Hadi bu tövbelisi diyelim. Ya bu nasıl bir tövbedir ki yani sen o zaman geri evli bir insansın da geri kız arkadaşına gidiyorsun. Peki bunun konumuzla ilgisi ne? Yani gecekonduya yakın, olayın olduğu yere yakın. Belki giren çıkanları takip ediyorlar, yayınlar oluyor. Belki kimdir, nedir, ne değildir. Yani belki de erkete yatıyor, bir şey yapıyor. Yani gözcülük yapıyor. Ya gözcülük yapıyor, dinlemeye çalışıyor bir şey. Yani belki de kız arkadaşı değil de yeminli adam, hadi kız arkadaşı değil. Hem eğlenmiş olursun hem de sevgilinmiş gibi davranıyor. Göstermelik diyorsun yani. Tabii canım benim şüpheliyim. Serkan'ın bu olayı hala araştırdığını ya da laf dinlemeye çalıştığını aynen söylüyorsun. Öyle düşünüyorum. Bunu da ben Zeynep anneden öğrendim. Çarşamba günü madem çarşamba ya da perşembe günü sen telefonda konuşmuşsun. Yetmez gibi röportaj veriyorsun. Bak anne dediğim bir insan manevi annem. Serkan oraya gelmiş. Salı günü gelmiş. Sen çarşamba ya da perşembe günü röportaj yapmışsın. Bunu bana cuma günü geldiğimde söylüyorsun. Aa unuttum diyorsun. 50-55 yaşında kadınım diyorsun. Tamam 50-55 yaşındasın.
yaşadıkları da kolay değil. Onu da anlıyorum. Ticaretle uğraşıyor. Yani herkesin bir sıkıntısı var. Herkesin bir şeyi. Sen bu Zeynep'in de mi bir şey bildiğini düşünüyorsun? Ya Zeynep anne işte yani bir şey bilip de sustuğunu değil de şunu kastediyorum. Unutmuş olabilirsin. Cuma günüydü. Tamam ben de bunu cuma günü duydum. Arkasından bir hafta geçiyor. Yine söyleyebilir, arayabilir, bağlanabilir. Veya çıkmıyor. Röportaja geliyorlar, benim için de geliyorlar. Çıkmıyor. Yani benim hayır, söyleyebilirdi diyorum bakkalı. Yani. Her yani şey söyleyebilirdi. Hatta şimdi de biliyorsa. İşte ilk gün biraz ona sert çıkılınca o gün kesti ve bir daha şimdi da ticaretle çıkmıyor. Ticaretle uğraşan bir insan. Ama bu olayda bir cinayet var. Küslük falan olmaz. Biz onu incitmeyeceğimize de söz verdik. Ama ya bir türlü tekrar ama yayına bağlanmayı, çıkmayı kabul etmedi. Peki bu Özkan'ın kız arkadaşının röportajına devam edelim. Buyurun. Özkan'la Hüseyin arasındaki sorun ne? Hüseyin'le bir konusu geçmiş. Bilmiyorum ne konusu Serkan'ın. Telefon falan mı almış üzerine? Hüseyin'in bunun parasını ödememişler Serkan'ın. Serkan onlar için alıyor herhalde telefonu. Hüseyin de parasını ödemiyor Serkan'ın. Hüseyin tutuklandıktan sonra Özkan'ın öldürülmesi farklı. Kanepeler bıçaklanıyor. O evde bir şey araştırılmış gibi. Hüseyin'le tanıştı zaten. Özkan'ın çevresi çoğaldı. Çok değişik arkadaşları vardı. Arkadaşlarıyla problem yaşadı. Özgür, Özkan'ı bir gün önce arıyor. Hüseyin'in paraya ihtiyacı var mı diyor. Özkan da diyor evet var, tartışmalı ya. Da küfürlü taviz ediyor, kapat telefonu falan diyor suratına, kapatıyor telefonu. Özgür'le Özkan'ın arasında problem var mıydı? Son zamanlar vardı. Arkadaşların hepsiyle problem yapmaya başladı ki. Tekiyle değil. Sadece bir Serkan, Nadir, Neco falan yoktur yani. Diğerleriyle hep problem yapıyordu. Özkan Öksüz'ü kim, neden öldürdü? Var mı söyleyeceklerin? Vallahi söyleyeceğim, Ali abinin işte röportajı falan kafama takıldı. Bir sene diyor, bir sene değil en az nereden bakarsak bakalım. 4 senedir tanıyor. Nasıl bir sene? Nasıl bir sene yani? Bir sene sen zaten sadece orayı kiralamışsın. Böyle bir şey yok yani. Sence arkadaşları yeterince bu cinayetin aydınlanması için konuşuyorlar mı Sultan? Nadir, Necati, Bülent abi. Yani çıktılar diye değil. Nadir ve Necati özellikle Özkan için yapamayacakları hiçbir şey yok. Serkan, o da çok samimiymiş. Çok Serkan samimi de yani şimdi Serap abla şöyle bir şey var. Bu adam samimi de, bu adam can arkadaşı da, bu adam kardeşi de, bu adam şunu da bunu da. Niye o zaman telefona bile bağlanmıyor? Evet, neden çıkıp söylemiyor? Anacığım çok özür dilerim. Neden bağlanmıyor? Neden çıkmıyor? Kimseye itham etmiyor. Şu bu demiyor. Ama ben de Serkan'dan şüpheleniyorum. Neyinden şüpheleniyorsun? Ben de işte bildiğini mi düşünüyorsun bazı şeyleri? Çünkü en son şimdi şöyle düşünelim. Akşama ne oldu? En son yanımda kim var? Bir Serkan. Dedikodu bile olsa kimden duydun? Olur ya hani. İkinci kişi de olsa, aracı bile olsa getirmek götürmek gibi düşünün. 3 kişi olur. En fazla. Sen zaten Nale ile berabersin. Tamam hani amenna. Onu gördük, duyduk, biliyoruz. Serkan'la da berabersin. Özkan'a soralım bunu. Allah rahmet eylesin kardeşim tekrardan. Nale'yle birebirsin. Hüseyin'le birebirsin. Necati ile Nadir'i bile artık yani pek fazla yanına yaklaştırmıyorsun. Sen gecekonduda otur diyorsun Nadir'le Necati'ye. Sen Serkan'ın evine gidiyorsun. Yani burada mesela abim diyorlar ya hani Nadir gel. O da kardeşim gözüyle görüyordu ya. Yani kardeşim dediği insanları bile dışarıda bırakacak kadar demek ki gizli bir şey var ortada. Yani Serkan'ın, Hüseyin'in ve sadece Özkan'ın bildiği. Sadece onları demiyorum. Hüseyin, Serkan. Bu kadın tamam onun yanında belki ama bir gece önce Özkan'ın evindeler. Özkan Serkan'la bir şey konuşacak. Odaya gönderiyor. Yani kadının yanında. Odada en fazla ne konuşulur? Çok konuşmuyorlar yanında. Çok detay bildiğini düşünmüyorum. Çünkü tehlikeli işler olabilir. Yani ben Özkan'ı tanıyorsam eğer yani yerine koymak gibi düşünelim. Bir empati yapsam. Şimdi gir.
Ben Mehmet'im bir şey konuşacağım. Sonra geleceğim. Yani bunu oradan uzaklaştırmak demek bu bir. İkincisine gelince tabii. Ve arada bir duvar bile olsa, hani bardak diyelim falan, onu da yapacak kadar karaktersiz değildir herhalde. Değil yani. Kulağını dayar dinler. Dinlemediğini düşünün veya diyelim ki işte evli bir erkekle beraber, bunu yapacak kadar karaktersiz diyelim mesela. Mesela. Ve o zaman bardağı koyup dinleyecek kadar da karaktersizlik yapabilirsin. Duymuştur. Bunu da geçelim, yani duymuştur. O değilse kapıya gece kondu. En basitinden mesela ben annemle yan odalardayım veya erkek kardeşimle işte yan odalardayız. Ya yere cımbız düşse ya da tel toka düşse duyuyorum. Nasıl duymazsın ya? İlla bir tın sesi değil yani. Bildiğin yani onun da Lale, fazla... Lale, Hüseyin, Serkan ve Özkan arasında bilinen bir şey var. Mesela Hüseyin biliyorsun cezaevine giriyor. Malum gün, bir şeyden giriyor. O gün yakalandığında iki tane telefonu var ve bu telefonları karısına değil de Özkan'a emanet ediyor. Tamam, bu kadarsa eğer evdekine bile, yani güvenmemek değil, evdekine dediğim yani yengeye. Şimdi Özkan gibi düşünelim. Gamze'ye bunu ben telefonu bırakırım ama bırakmamam lazım. Çünkü neden? Demek ki yanında bir şey daha bıraktı. Mahsurlu bir şey olabilir içinde. Tabii ki. Hayır. Ya o... bir şey, hani onu da yanında verdi ki, yani bir şey oldu ki. Ya Özkan'a bir emanet etti. Özkan'a ya bir şey verdi saklaması ki... için bir emanet vermiş olabilir diyorsun. Tabii ki. Ve bu emanet de o gecekonduda zannedilip oraya baskın yapıyor, oraya gelinmiş aynen olabilir. Eğer ki şimdi Özkan'ın ölümünde... Serap Hanım çok özür dilerim. Unutmak istemediğim için konuyu da hemen yüzeysel geçelim. Başka şeyler de söyleyeceksek, soracaksak diye. Telefonu verdiyse eğer mutlaka biri kapalıdır, biri açıktır. Yani iki telefon vardır. Çünkü Özkan da iki telefon kullanırdı. Bak Çetin abi de iki telefon kullanır. Yani Melek abla şimdi buradan şey yapmasın, bir şey çıkarmasın. Özkan'ın eskiden kullandığı bir hattı vardı. Sonraki hattını zaten bilmiyorum. Rahmetli olacağı zamanlardaki o zaman. Sen bile bilmiyorsun. Bilmiyordum. Önceki hatlarından bir tanesi mesela Çetin abinin üzerine kayıtlıydı. Bu aldıkları hatta Serkan'ın üzerine olsa bile sabah arayabilirler. Akşam beraberlerdi ya, içeride konuştular demek ki. Hüseyin emaneti bıraktı. Serkan'la konuştular odada. Sonra sabah açık kalan telefondan neden işte mesela kardeş bizim emanetimizi ver. Yoksa biz oraya gideceğiz. Herhangi bir arama yok. Niye Sultan? Niye denmesin? Öyle bir arama yok kayıtlarda. Şimdi bu evi kullanan kişileri bir görelim tekrar. Çünkü Sultan bu kişileri tek tek tanıyor aslında. Hepsini bu kuş evine sık gelenlere bakıyoruz önce. Okan tanıyor musun? Okan evet tanıyorum. Uğur. Onu da tanıyorum. Özgür. Özgür'ü de tanıyorum. Ertan. Ertan'ı da tanıyorum. Bülent. Hani isim olarak geçiyorum yani, bazısına abi bazısına hani kardeş dediğimiz insanlar. Bülent. Evet. Emrah. 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 Emrah'ı tanımıyorum. Hakan. Onu tanıyorum. Yakup ve Yasin kardeşler. Yasin'i değil de Yakup'u tanıyorum. Ramazan Bey. Ramazan. Onu tanımıyorum. Emre'yi tanıyorum. Kenan Bey, Hüseyin'in kuzeni. Evet, o zaten bana sabah işte işe gittim. Saat 11.40 civarında benim alarmım çalıyor. Molaya çıkmam için. 8'de telefonda, saat sabah 8'de telefonla ilişki kesme saatimdir. Kamera çektiği için. Ne iş yapıyorsun telefon. Sen Sultan? Ben unlu mamuller tezgahtar şefiyim. Aynı zamanda unlu mamullerin bazı bölümlerinden ustalığım var. O şekilde. Kenan beni aradı, bana söyledi zaten o gün. Sana haber veren Kenan mı? Aynen, Kenan haber verdi. Hüseyin'in kuzeni. Tabii Hüseyin'in kuzeni, Özgür'ün yeğeni. Başka bakalım. Niye Hüseyin? Okan'la Emre'yle de tanışan insanlar, görüşen insanlar ama en fazla Kenan'la Hakan. Kenan'la Hakan sürekli yan yana olurlar. Öyle, o şekilde. Peki diğer şeye gelelim, isimlere. Şimdi... Kirayı paylaşanlar diye bu isimler geçiyor. Bakalım. Ali, Kuşçu evet, Ali. Ali Çetin, doğrudur. Özkan. Doğrudur. Soyadlarını vermeyelim. Hüseyin, cezaevine doğrudur giren kişi. Doğru, doğru. Necati. Doğrudur. Bize de biliyorsun röportaj verdi. En son bu ev sahiplenme, yani ev sahibi gibi diyelim. En son dahil olan Necati. En son dahil. En son.
Nadir'i yani biliyoruz. Yani en son. Nadir son. Var. Nadir. Serkan var. Serkan? Onunla hiç alakası yok. Serkan bu gece kondunun kirasını, herhangi bir şeyini paylaşmıyor. Öyle bir şey yok. Onu diyen her kimse yalan söylüyor. Öyle bir şey yok. Alaaddin? Alaaddin abiyle Ali abi işte bir senelik kira kiracılık yaptılar yani. Onlar oturdu bir sene. En son geri Hüseyin'le Nadir Özkan gece konduya aldılar. Baştakine gelelim. Gece kondunun ilk sahibi, hani bunun ilk sahibi dedikleri. Özkan. Özkan, Hüseyin. Özkan'la Hüseyin çok samimi iki arkadaş. Tabii. En son, hatta son bir yılda en samimi oldukları dönem belki. Çünkü telefonunu cezaevine girerken Özkan'a emanet edecek kadar sırdaşlar. Evet. Arkadaşlar. Doğru mu? Tabii ki büyük bir şey de saklayabilirler. Doğru. Şimdi Serkan kim bu durumda? Serkan da dış kapının mandalı ama can ciğerler. Çünkü onun zaten bir şeyi var. Dış kapının var. Mandalı değil. Arkadaşları. Sen Serkan'ı evet. Tanıyorsun. Siz tanıyorsunuz. Akşam... Ben kullanmadığım için sabah beraber. Bunlar ama beraberler. Akşam sabah da madem öyle de niye biz hiç bundan haberdar olmadık? Zaten bir saat sonra olmadık? Da öyle oldu. Şimdi ben biraz önce dedim ki bu Özkan'la Serkan o cinayet sabahı buluşmuşlar, çorbacıya gitmişler. Serkan'ın söyledikleri bu. Fakat bu lokantanın sahibi ben bunu tanırım, gelse görürdüm dedi. Tanır, ve doğrulamadı. Ben de tanıyorum, çorbacının sahibini tanıyorum, kardeşini tanıyorum. Evet, yine ama okuldan ve aynı çevreden tanıyorum. Bu konuya bir açıklık getiriyoruz. Bu konudaki son bilgiyi sizinle paylaşıyoruz ve buna nokta koyuyoruz. Çünkü şimdi öğreneceğiz. Özkan'la Serkan o sabah buluşup çorbacıya gitti mi gitmedi mi? Bu sorunun cevabını aldık. Özkan'ın arkadaşı Serkan, cinayet gerçekleşmeden önce Özkan'la birlikte çorba içtiklerini iddia etmişti. Ekibimiz gerçeği öğrenmek için çorbacı Haydar Bey'le görüştü. Özkan o gün buradaydı. O gün nöbette ben vardım. Sabahleyin buraya gelmişlerdi zaten Özkan gibi. Saat 8:30-9 civarıydı. Çorbalarını içtiler. Öyle şey yapmadık, konuşmadık, muhabbet etmedik ama sabah işte dediğim gibi geldi. Çorbalarını içtiler. Yarım saat sürdü, sürmedi zaten çorba içip çıkmalar. Akşamında polisler geldi. Sonra akşam polisler geldi. Cinayetin olduğunu söylediler. Olay yerinin resimlerini gösterdiler. İşte Özkan'ın tanıyor musun dedi. Dedim ki tanıyorum. Hani sürekli müşterimizdir, gelir gider. İki arabayla mı geldiler, bir arabayla mı geldiler bunu görmedik. Hatta o gün gündüz çalışan garsonumuz da vardı burada. Dedik böyle böyle. O da dedi evet sabah buradalardı 8:30-9 gibi çorba içtiler gittiler. Kayıtlarda gözüküyordu. Bizim dükkanımızda kamera kaydı yok ama yan binamızda kamera kaydı direkt. Özkan bu masada oturuyordu zaten. Masayı ve hangi arabayla gelip kaç arabayla gittiklerini, yani ne olduğunu zaten gözüküyordu. Polisler de yan taraftan kayıtları almışlardı. Cinayeti sorgulayanlar kimler? Sonrasında bu konuyla alakalı olarak polis dışında birileri gelip size bir şey sordu mu? Birileri aslında gelmişti böyle böyle yanındaki kimdi diye sordular. Ama yanındakini tanımıyoruz. Valla biz bir şey fark etmedik. Yani bilemiyorsun da yani. O da bilse mesela gece konduya gitmezdi o gün. Özkan çorbacıdan sonra ne yaptı? Evet, burada Serkan'ı doğrulayan bir bilgi aldık. Çünkü o lokantanın sahibi iki kardeş. Evet. O gün de Haydar Bey oradaymış. Dolayısıyla sonrasında kamera görüntüleri falan da emniyete teslim edilmiş zaten. O çorbacıya girdikleri netleşiyor bu durumda. Özkan'ın eşi Gamze telefonda. Sultan, Gamze ile tanışıyor musun sen? Yok, yüze yüz tanışmadık ama hani telefonda falan konuştuğu zaman her zaman derdi hani Sultan yanındayım. İşte yanındayım derken kim var derdi mesela, sürekli kontrol ederdi. Demek ki hani şüpheleri vardı ki yani evlilik aşamasındayken, evliliğinin içerisindeyken bir şey vardı ki hani sürekli yoklama çeker gibi soru sorardı Gamze yenge. O da derdi ki işte Nadir var, işte Sultan var, işte Neco var, işte Hüseyin var, işte Ali abi var. Öyle. Ama öbür kadının adını vermezdi herhalde. Tabii ki vermezdi. Çünkü oraya zaten öyle bir şey yoktu ki arada zamanlarda. Ondan sonra derdi ki işte aha tamam derdi. Sultan oradaysa tamam, sıkıntı yok. Hani orada bayan sesi geliyor, kim derdi mesela? Benim sesim. O kadar biliyorsun.
Yani Gamze yani oraya gelip gitmez miydi? Gelip gittiğini söylüyor. Valla ben hiç görmedim. Gamze'yi. Ben hiç görmedim oraya geldiğini. Çünkü görmüş olsam ben derim ki yenge merhaba, meşhur sultan benim işte mesela. Demek istedim. Tabii ki derim, niye çekineyim? O benim kardeşim. Gamze, merhaba Gamze. Efendim, merhaba abla. Gamze, şimdi çorbacıya gittiği netleşti. Yani bu kayıtlar, oradaki giriş çıkış görüntüleri zaten emniyette varmış ve ortak kardeş bunu söyledi. Bu durumda şimdi yeni bir durum, siz çünkü inanmıyordunuz ya da biz de inanmıyorduk çünkü öbür kardeş bunu reddediyordu, gelmedi. Evet abla. Şimdi ne düşünüyorsun? Yani o zaman peki bize başta neden dedi ki biz çorbacıya gittik dediğinde, çorbacı kameralarından bakıldığında ya da görümcemin kocası gittiğinde neden gelmedi dediler de şimdi böyle bir kamera kayıtlarının olduğunu söylüyorlar. Şimdi bunu söyleyen kardeşlerden Haydar Bey. O evet. Gün o varmış ama öbür kardeş yokmuş o gün. Zannederim öbürüne sorulmuş bu konu ve çorbacıya gitmişler. Çorbacıdan çıktıktan sonra Hüseyin'in kuşlarını beslemeye gidiliyor. Serkan'ın söylediğini söylüyorum. Bunlar hep şifaen duyduğumuz, yani Serkan'ın bize açıp da söylediği bir şey değil. Ona söylemiş, o bize söylüyor gibi böyle aktarım yoluyla geliyor bu bilgiler bize. O yüzden de çok teyit edemiyorum ama çünkü Serkan biliyorsun konuşmayı reddediyor. Şimdi Serkan, Hüseyin ve Özkan bir sac ayağı bunlar. Bu üçü gerçekten çok samimiler, bir şeyleri paylaşıyorlar. Yani bu kadın meselesi de olsa bunlar birbirlerinin bu yönlerini biliyorlar. Başka bir mesele ise bunu da biliyorlar. Şimdi biz şunun üzerinden yürüdük ki hep, acaba Özkan o gün yanlış zamanda yanlış yerde mi bulundu diye. Eğer bu kuşların kafasının koparılması vesaire, aslında orada bir cinayet işlenmeyecekti de bir uyarı yapılacaktı, Özkan üstlerine geldiyse, asıl hedef her kimse şunu bilsin ki o hala tehlike altında. Aynen. Doğru mu? Yani evet. Bu eğer rastgele, efendim tesadüfen Özkan orada olduğu için işlenen bir cinayetse, asıl hedefleri her kimse, o kişi hala tehdit altında ve o kişi kendini biliyor. Evet. Ve onunla da hesaplaşmalarını yaparlar. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Şimdi bu üçü arasında, Serkan, Hüseyin ve senin rahmetli eşin arasında böyle bir sır paylaşımı olduğunu düşünüyor musun Gamze? Abla ben düşünüyorum. Çünkü Özkan son zamanlarda Hüseyin'e takıldığından beridir. Sultan Hanım da söyledi. Ona da teşekkür ediyorum doğruları söylediğin için. Rica ederim yengecim. Başım gözüm üstündesin. Başım gözüm üstündesin. Sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim. Tabii ki paylaştıklarını düşünüyorum. Ben bu olayın da hani kadın kız meselesi olduğunu düşünmüyorum. Tamamen başka bir şeyler olduğunu için de düşünüyorum. Ve bunların da sakladığını, hani herkesin orada, hepsinin o ortamda bulunan kişilerin tahmin ettiğini de düşünüyorum kendi adıma. Ama bu arkadaşının cezaevine girmesi vesaire, arkasından böyle olayların olması, bence bu cezaevindeki arkadaşına da gözdağı olabilir diye düşünüyorum. Özkan'ın belki hani... Belki de hayati tehlikesi şu an, belki de cinayet tekrar olacaksa, yani eğer amaç Özkan değilse, belki de bu kişi, sıradaki kişi, yani asıl amaç kişi Hüseyin. Bilemeyiz. Belki de. Ben, evet, yani sadece belki. Şunu söylemeye çalıştım ben de. Hani böyle bir teorimiz de vardı ya, Özkan aslında o saatte... Ve birdenbire bir girdi, evin içi hallaç pamuğu gibi atılmış, kuşların vesaire onların kafası koparılmış. Vahşet. Orada bir vahşet gerçekten işlenmiş, evet, ama hedef Özkan değildi. O hedef kimse kendini biliyor, evet. Ve aslında evet. O kişi hala tehlike altında, doğru mu hocam? Şimdi bir ihtimal daha geldi benim aklıma, çünkü daha önce çorbacıya gidip gitmediği konusunda emin değildik ama şimdi emin olunca... Ve bir telefonda gelmediğine göre Özkan, acaba Serkan direkt yönlendirdi mi kurban olarak? Yani Serkan bir şeyleri biliyordu. Oraya bir takım insanların gideceğini, belki onu aradılar. Biz gidiyoruz oradayız, hadi gel falan yaptılar. Özkan'ı belki gönderdi. Yani ne olacaksa Özkan'ı olsun. Acaba gözden Serkan çıkardı, Özkan'ı sattı mı? Evet, hocam sattı. Yani gözden çıkardı demek. Evet. Yani Hüseyin'in başına ya da Serkan'ın, yani benim başıma gelecek bir şey... Gitsin Özkan'ın başına gelsin dedi o zaman. Özkan'ın gözü katılmış verelim dedi. Gerçekten güzel bir yerden yakaladınız. Bir de sizin de yorumlarınızla kafamda bir şey oluşturdu benim. Buyurun. Hani erkek erkeğe konuşmaların dışında bence bir sakınca görseydi Özkan,
diğer hanımı yanında götürmezdi, arabada bekle derdi. O hanım da konuşmaları duydu bence, biliyor. Yani bu kadar yani detaylandırılınca... Da, bir gece da, önceden mi bahsediyorsunuz? Aynen, bir gece önceden. Bir de bir şey söyleyeceğim. Gamze Hanım'a sorabilir miyiz? Böyle son dönemde eşinizin rahmet olsun elinde bir ferahlama, maddi bir rahatlık, bir farklılık var mıydı? Vardı. Handan Hanım şöyle söyleyeyim. Eşim benim eve para getirmezdi. Şöyle getirmezdi. Getirirdi 200-300 bana verirdi. Sonra bu parayı tekrar benden işte 50-100-200 neyse böyle alırdı. Ve evin bütün sorumluluğu benim üstümdeydi. Bütün aklınıza gelebilecek işte sadece alışverişini yapar çekilirdi köşeye. Yani bir elinde bir maddi olarak bir rahatlama olduysa bile bunu sana yansıtmadı diyorsun. Evet. Çünkü zaten maaşlı bir insan. Hayat standardı belli. Şimdi, kısıtlı. Ama bu kadar şeyleri... Sultan biliyor sanki ama elinde şimdi bir... Şimdi şöyle bir şey var. Yengemin ve çocuğun, yani çocukların buradan onların da canını yerim ben. Allah yani kurban oldum onlar öyle bırakarım. Daha beter edecek bunu biliyorum. Gösterecek de yani. Ki ben bırakmayacağım. Adalet bırakmaz ama ben zaten bırakmayacağım. O ayrı bir şey. Şunu demek istiyorum. Bu insan 1404 TL ile yani 4'ü kapsamadı pardon Ocak ayındaydı kapsamadı evet. 1400 TL'yi alıp kartında taş çatlasının 200'ünü 300'ünü alırdı. Yengem de bak şu an telefonda ki ben yüzüne de söylüyorum buradan da duyuyor zaten. Kartına dokundurmazdı. Niye o çocukların rızkı çünkü. Zaten küçük evladı süt çocuğuydu zaten. Büyük oğlunda zaten okula gidiyor ihtiyaçları var. Yani tamam yengem de çalışıyor ama evin rızkı diye 1000 lira net o kartta kalacaktı yani. İlla ki kalacaktı. Ama yine de karısı baksana öyle çok da eve yağdıran bir adam değildi diyor. Yani yağdırmaz çünkü niye aldığını işte mesela ben. Hayır, yarın işe gideceğim yol param yok ben isterdim. Sultan sen biraz önce Handan Hanım'a soruyu sorarken kafa salladın. Yani Özkan'da belli bir parasal olarak rahatlama var mıydı? Mesela şimdi ben bugün yol param yok. İşe gidecek. Akşamdan diyordum ki işte Nadir varsa 5 lira 10 lira verir oğlum işte işe gideceğiz. O da dur bir Özkan abiye sorayım veya işte yakında hani bende yok dediği zaman bile. Özkan çekinmezdi verirdi yani. Ama verirdi ondan... 20 lira bana verse işte 30 lira bir arkadaşına verse işte ortaya karışık bir şey yapacağız ya mangal alacaksak 30 lira ondan çıkardı. İşte yanında alkol isteyen yani olurdu. Paralı bir adam değildi hala Özkan doğru mu? Değildi. Fakat şöyle bir şey var benim ilgimi çok çekti bir de zaten... Bizim komşuya da söylemiş uzman olan bir kardeşimiz var. Hemen yakınındaki ev. Sultan da buraya gelip gitmesin. Sen de buraya gelip gitme kardeş. Sevdiklerime bir şey olacak bak demiş. Aa. Tabii. Böyle bir uyarısı mı olmuş? Tabii. Peki olmuş. Gamze'ye de soralım. Bana da zaten dedi ki ölmeden ne kadar diyeyim. Bir buçuk iki ay falan öncesinde bana en son gördüğüm zamanı. Kardeş dedi bak kesin ve katı bir şekilde söylüyorum sana dedi. Yani öyle derdi bana. Sultan Cabar derdi boynunun altına alırdı işte şeyi kafasının altına buraya kolunun altına çekerdi. Sultan Cabar derdi bak derdi seni seviyorum ama bak gücenme derdi. Sakın ha sakın buraya gelme derdi. Allah. Ya hayati tehlikesi olmasa bu yani bu 1,5 ay öncesi. Son bir buçuk ay önce. Tabii son 1,5 ay. Yani 1,5 ay Gamze sana da böyle oraya özür artık. Özür dilerim. Yani cevap olarak şunu diyecektim. Şimdi normal küçük bir araba. Hani köy civarlarında insanların kullandığı tabirle taksi araba. Taksi araban varken senin, sen 1400'de çalışan adamsın. Bir anda aldı. Lale ile Hüseyin'le beraber olduktan sonra aldı bir de. Hani anlatabiliyor bir muyum? Kız arkadaş yani farklı için, bir gelir oldu. Bu eğlenceler için ne olursa olsun bütçede bir para lazım. Yani sinirleniyorum anlatabiliyor muyum? Şey yaparım bak sinirleniyorum. Ben 100 felci geçirdim beni hastaneye Özkan götürdü. Parasını ödedi. Ya ödeme değil hayır. O götürdü. Yani zaten toplumda oturuyordu. Kaşımda kayma vardı. O götürdü. Bana dedi ki bak sinirlenme. Şimdi sinirlenmemek elde değil. Abim dedikleri. Mesela Samet. Samet'in niye iş adı geçmiyor? Ben onun ilgimi çekti. İşte senden bunları öğrenmek elinde büyüdü. Artık. Çocuk elinde büyüdü. Bunları öğrenmek için. Gamze'ye bir şey soracağım. Gamze sana da oraya gitmemen her konusunda yani. Sultan'a yaptığı uyarıyı yaptı mı? Ya da son zamanlarda seni oraya götürmekten... çekiniyor muydu? Bir de bu araba yeni bir araba mı aldı yani? Abla şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi biz oraya iki kere Hüseyin'in
aldık gittik ama orada eşimin hiçbir arkadaşı yoktu. Sadece bir Hüseyin ablası ve benim eşim vardı. Sonra Hüseyin'in enişteleri geldi. Ben tanımıyorum onları. Ben sadece eşini, annesini ve ablasını tanıyorum. Araba meselesine gelince Serap abla biz evet arabayı değiştirdik ama gerçekten eşimden sonra ben borcunu ödedim. Biz krediyi aldık o arabayı. Ay, şüphelendim yani yenge sadece hani senden dolayı değil olayın diye. Ortaya çıkması için hani elimizden geleni yapalım diye. Bir şüphem de var. Bir şey mi? Şüphe duydukları her şeyi Gamze. Şüphe duyulan her şeyi dile getiriyoruz ki acaba birdenbire çok paralandı mı? Başka bir işlere mi girdi? Serap abla. Efendim. Serap abla şöyle diyeyim. Ben eşimden hani yüklü bir miktarda para görmedim. Eve hiçbir şekilde gerçekten krediyle aldım. Arabaya elimde kağıtlarım var ve kendi borcunu ben eşimden sonra evime icra geldi. Ödettirmediler. Sonra ben mahkeme yoluyla bunu bir şekilde ödedim. Ama o araba da hani bir önceki arabamızı satıp üstüne para çekip aldık. Hatta bu olay olmasaydı yazın çekip tekrar değiştirecektik. Bununla alakalı bir şey var mı bilmiyorum ama inanın borcunu ben kendim ödedim. Gamze, bu Hüseyin'le anladığım kadarıyla ailece de bir görüşmeniz oluyordu. Evet. Bu cinayetten sonra Hüseyin'e hiç görüşmek için girişimde bulundun mu? Gideyim cezaevinde bir konuşayım. Benim kocamın başına gelenlerden haberi var mı? Bildiği bir abla, şey var mı? Şöyle bir şey. Hüseyin şimdi cezaevinde kimin adını verirse onunla görüşmek istiyormuş. Evet. Ben eşiyle birkaç kere görüştüm. Hani o da açık görüşünün olduğunu, gideceğini, sen de Sibel lütfen ne yaşadılarsa, ne yaptılarsa söylesin. Hani en azından o da bana direkt şunu söyledi. Hüseyin'le Özkan bir aydır görüşmüyorlarmış dedi. Ben de mantıken düşününce telefonlarını ve seni teslim ediyorsa hani nasıl görüşmüyorlardı? Bir soru işareti kafamda oluştu. Ben de inanmıyorum. Ya da bir aydır görüşmüyorları oynuyorlardı birilerine karşı. Bir araya gelmemeye çalışıyorlardı. Çünkü bunlar hakikaten çok sıkı arkadaşlarmış. Her evet türlü, abla. Her türlü sırlarını paylaşacak kadar. Belki bir son dönem görüşmüyor gibi yapıp birilerine mesaj vermeye çalışıyorlardı. Bizim abla, bir alakamız hatta yok. Ölmeden bir gün önce de bizim Ertan abiden para borç almış. Hatta ben de onu öldükten sonra duydum. Ödemek istedim ama kabul etmediler. Helali hoş olsun dediler. Yani Özkan'ın cebinde parası olsa Özkan neden gidip başkasından borç para alıp da Hüseyin'e vermek için alsın? Bunlar da soru işareti bende. Hala da soru işareti olarak kalıyor. Yani Hüseyin bir şeyler yaptıysa da bedelini hani biz neden ödedik? Benim neden ödedi? Hüseyin'e para vermek için başkasından borç mu istedik? Evet, evet Serap abla. Hani görüşmüyorlardı bir aydır hiç alakaları yoktu. Telefonlarını ona bıraktı. Serap abla madem öyle görüşmüyorlardı cep telefonlarını gireceği gün... Yok görüşmediklerini onun gibi düşünüyorum. Mesela yani. Ben başkalarına mesaj vermeye çalıştıklarını düşünüyorum. Yani biz görüşmüyoruz küsüz gibi. Şimdi Necati var telefonda. O da arkadaşları biliyorsun. O da kardeşim. Sever misin Necati'yi? Çok severim. Yanlış yapacak biri mi? Yani nasıl söyleyeyim bilmiyorum ki yapmaz. O ayrı bir şey de hani yapmaması açısından değil. Tanıdığım için söylüyorum. Evdeki kardeşim nasılsa Özkan'ım nasılsa Necati de Nadir de öyle. Ama bu durumlar ortaya çıktı çıkalı. Ben şu an mesela Hüseyin diyorum yani kardeşim gibi diyorum ama çıkana kadar gerçekten benim yani bilmiyorum kardeşliğimde biraz şüphe var yani. Necati ben merhaba. Ben Necati'yi severim yani. Merhaba Senem Hanım. Necati, bu Hüseyin, Serkan ve Özkan arasında sizlerden farklı bir samimiyet olduğunu düşünüyoruz. Ne diyorsun? Şimdi farklı samimiyet tabii onlar önceden tanışıyorlardı ister istemez benim öncemden tanıştıkları için samimiyet vardır yani. O konuda şeyden bir de aynı yaştalar hemen hemen şimdi bize paylaşmayacağı bilgi olur. Bizle konuşacağı olur olmayacağı olur. Onlarla görüşür görüşmez. Orasını bilemem yani ayrı bir detay görüşülür görüşmezdi. Yani, ama normal bir şeydi yani. Bilmezsin ama öyle bir hani dikkatinizi çeker miydi ya bu üçü sanki... Farklı takılıyor, farklı şeyler konuşuyorlar, gizli saklı konuşuyorlar. Yok, gibi. Yok Serap Hanım öyle ayrı bir veriye gidip de bizim işimiz var, bir veriye gideceğiz, biz geliriz bir saat sonra, iki saat sonra, üç saat sonra. Öyle bir muhabbetimiz olmuyordu yani genellikle. Gece konudaysak oraya gelirlerdi, orada oturur ne ederlerdi, ondan sonra zaten çıkıp giderlerdi herkes.
iş olan erken giderdi, iş olan otururdu. Herkesin ortak fikri, yakın arkadaşların, özellikle sen de yakınsın çünkü onlara. Biraz önce getirdim evet. ekrana işte 6 kişi sayıyorsak bir tanesi sensin Necati. Yani. Dolayısıyla evet. bu cinayetin, bu kötülüğün kimden geldiğini, aslında kime yönelecekti? Fakat yanlışlıkla mı ya da tesadüfen mi ya da bilinçli olarak mı Özkan'a yönelip yönelmediği konusunda muhakkak tahminleriniz olduğunu düşünüyoruz. Ama söylemediğinizi şimdi, düşünüyoruz Necati. Serap Hanım bunu vefat ettikten beri düşünüyoruz yani. Hani konuşuyoruz, diyoruz ki ne için, neden, niye böyle oldu? Hani son zamanlarda bir dövüş kavgası olsa, bildiğimiz bir olay olsa zaten diyeceğiz ki en son bununla bir olay oldu veya bununla bir dövüştü veya şunlarla bir sıkıntısı vardı bilmediğimiz, duyduğumuz. %90 böyle bir ihtimal vereceğiz ama hani öyle bir olay olsa olay olmadığı için biz de bir anlam veremiyoruz yani. Oldu bitti. Necati, bu Hüseyin de sözde son bir aydır küslermiş, konuşmuyorlarmış. Biz inanmıyoruz buna. Doğru. Sen ne diyorsun? Ya küslük gibi şey yok yani. Tartışmalar yoksa küs de değildi yani. Görüşüyor da önceden nasıldı? Şimdi aşağı vardır yani. Bir bahçe daha var mesela. Kenan abi geçiyor ya, kuzeni. Hı. Bir de Okan abi vardır yani aşağı bahçede. Şimdi onlar vardır. Hüseyin abi evde oluyordu. Onların aşağı iniyordu. Biz de yukarıda hayvanlar olduğu için, kuşlar olduğu için oraya çıkıyorduk. Ya da aşağı inerdik. Ya onlar gelmezdi. Onlar aşağıda durdu. Biz yukarıda durduk. Yani son dediğim gibi bir aydır falan. Yani önceki gibi şey yoktu yani. Sıkılık yoktu. Ama yine yan yana olmasalar da telefon ederlerdi. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye. Özkan abiyle görüşmeler oluyordu yani. Necati, bu evde sen daha önce bir cinayetten hüküm giymiş birkaç sefer bir kişinin... Firari bir kişinin saklandığını biliyor musun? Şimdi o muhabbeti ben kişiyi tanımam da adı Nazım'dı, evet duydum. Hı. Zaten bunun bilgilerini de vermiştik. Ve Ali'nin, kuşçu Ali'nin arkadaşıymış, doğru mudur? Evet, çünkü onu duyduk. Nazım diye öyle biri varmış. Tabii bizim vardığımızda yoktu öyle biri de. Anladım. Böyle bir şey varmıştı yani arkadaşlar. Böyle bir şey, onlara doğru. Onlara mı devretmişler? Yani bunu evet, bir tek, onlara mı devretmişler? Öyle bir şey muhabbet tek Sultan, döndü yani zamanında. Bir tek Sultan bilmiyor bunu. Herkesin bildiği bir şey bu. Orada daha önce cinayetler işlemiş bir firarinin 5-6 ay boyunca o gece konduda saklandığı, hatta bir odada kilitli şekilde kimse görmesin diye saklandığı bilgisi netleşiyor. Peki. Gelmiyorum falan diyordu ya. Tam aksine hep geceleri de kalıyordu orada. Ali mi? Tabii geceleri de kalıyordu. Peki bir araya gidelim. İki tane çocuğu vardı. Çocuğunu kocasına velayetlerini vermişti. Ve Savaş diye biriyle tanıştıktan sonra diyor aile, hayatı değişti. 5 yıldır kayıp olan iki çocuk annesi Zeynep Söğüt nerede? Genç kadının kaybolmasından kim, neden sorumlu? Şöyle de bir suç atıyor size. Ana analık yapmadı, baba babalık yapmadı. Zeynep kimden şiddet görüyordu? Hiç mi dayak görmedin? Hiç mi tehdit görmedin? Genç kadın neden herkesten kaçtı? Belki tehditlerinden bezdi, yoruldu, gitti. Gerçekleri kim saklıyor? Hep Kübra ile ilgili şunu söylüyor, o çok şey biliyor. Bir tane çocuğu vardı. Çocuğunu kocasına velayetlerini vermişti. Ve Savaş diye biriyle tanıştıktan sonra diyor aile, hayatı değişti. 5 yıldır kayıp olan iki çocuk annesi Zeynep Söğüt nerede? Genç kadının kaybolmasından kim, neden sorumlu? Şöyle de bir suç atıyor size. Ana analık yapmadı, baba babalık yapmadı. Zeynep kimden şiddet görüyordu? Hiç mi dayak görmedin? Hiç mi tehdit görmedin? Genç kadın neden herkesten kaçtı? Belki tehditlerinden bezdi, yoruldu, gitti. Gerçekleri kim saklıyor? Hep Kübra ile ilgili şunu söylüyor, o çok şey biliyor. Özkan Öksüz cinayetine bir virgül koyduk. Şimdi 5 yıldır kayıp Zeynep'e geçeceğiz ama öncesinde yine kayıplarımızı bir arayalım. Her an birinden bir tanesini bulsak bile kârdır değil mi? Aileler için. Kevser Bulut'la başlayalım. 50 yaşında, 20 Kasım'dan beri Şırnak Silopi'den kayıp. %50 zihinsel engelli. İki çocuk annesi. Dişim ağrıyor demiş, hastaneye diye evden çıkmış.
Kendisinden hiç haber alınamamış bir daha. Daha önce de kaybolmuş zaten Kevser Hanım. 1.70-1.75 boylarında, kilosu 75-80 kilo. Evet, 50 yaşında, 20 Kasım'dan beri kayıp. İnşallah bir hayırlı haberini alırız. Kamile Yıldız 65 yaşında, 12 Ekim tarihinden beri Ankara Sincan'dan kayıp. Oğlu ve geliniyle yaşıyormuş Kamile Hanım. Onlar işe gitmiş, sonra Kamile Hanım evden çıkmış ve kaybolmuş. Daha önce de 3 kez kaybolmuş ama bulunmuş. Bu defa 12 Ekim'den bu yana ortada yok. Bir de bu hanımefendi şizofreni hastasıymış efendim. O yüzden de aile çok endişeli, çok tedirgin. Mavi gözlü, bu eşarplığı ama çıkarmış olabilir diyorlar. 1.65 boylarında, bir de dikkat çekecek ölçüde kilolu bir kadın. 100 kiloymuş efendim. Dolayısıyla yani bu hanımefendiyi görmemek, hani dikkat çekmemesi mümkün değil. Rica ediyoruz seyircilerimizden, Ankara Sincan'daki bu kayıpla ilgili şöyle bir etraflarına bakar olsunlar. Serpil Toka 38 yaşında, 22 Ekim tarihinden beri İstanbul Esenyurt'tan kayıp. En son halı fabrikasından çıkmış, kayıplara karışmış. Tekirdağ Marmara Ereğli'de yaşıyor kendisi. Hani o taraflara da gitmiş olabilir. Oralarda da geziniyor olabilir. Kahverengi kısa saçlı, kahverengi gözlü. Fatma Bozavcı da 78 yaşında. Maalesef o da Alzheimer hastası ve Burdur'da kaybolmuş. Akşamüzeri saat 18.30 gibi komşuya gidiyorum diye çıkmış. Büyük ihtimalle de tabii yolunu kaybetmiş ve geri dönemiyor. Komşuya gidip gitmediği bilgisine de sahip değiliz. 1.65 boylarında bir teyzemiz Alzheimer hastası, ne yazık ki bulunması için ailesi de çok çaba sarf ediyor aslında. 28 yaşındaki Mikail Demirdelen'in de ailesi programımızdaydı daha önceki bir tarihte. 13 Nisan 2016 tarihinde kayboldu. İstanbul Esenler'de işe gidiyorum diye çıktı. Mikail o gün işe gitmedi. Sonrasında da hiçbir izine rastlanmadı. 1.78 boylarında, 70 kilo civarındaydı kaybolduğunda. Rabia Duman 16 yaşında, 27 Temmuz tarihinde Balıkesir Bayatlı'daki köyünden kayboldu. Aile uyandığında sabah saatlerinde Rabia'nın evde olmadığını fark ettiler. Kaçırıldığını düşünüyorlar. Fakat kimin kaçırdığı şu ana kadar da netleşmiş değil. 1.55 boylarında, sarı saçlı, kahverengi gözlü. Son kaybımız Emrah da yine ailenin bize başvurduğu kayıplardan bir tanesi. 19 yaşında, 19 Ağustos'tan beri Ankara Kızılcahamam'dan kayboldu. En son annesinin çalıştığı iş yeri benzin istasyonu civarındaydı. Oradan bir telefon görüşmesi yaparak uzaklaştı. Etrafına tatile gideceğini söylemiş. Fakat ailenin böyle bir bilgisi yoktu. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. 1.65 boylarında, 60 kilo civarında Emrah. Evet, eski bir kayıp. 5 yıl oldu, üzerinden 5 yıl geçti. Zeynep Söğüt kayıp, biliyorsunuz. Çok fazla söylenti var, çok fazla ihtimal var, çok fazla şüphe var. Zeynep'i bir hatırlayalım. Bugün yeni bazı gelişmeler de yaşayabiliriz Zeynep'le alakalı. İki tane çocuğu vardı. Çocuğunu kocasına velayetlerini vermişti. Ve Savaş diye biriyle tanıştıktan sonra diyor aile, hayatı değişti, giyimi kuşamı değişti, başka yollara saptırdı Savaş. Gerçeğin peşinde ekibi 22 yaşında kaybolan, şu an 28 yaşındaki Zeynep Söğüt dosyasında her geçen gün yeni bilgilere ulaşıyor. Elif, Zeynep'e iş buldu mu? Elif Hanım, sana o gün geldi Zeynep, ilk hani bu Savaş'la tanıştığını söylediğin gün, Savaş'a tanıştığı andan itibaren sen bir abla olarak, ya bu Zeynep de iş arıyor, Savaş buna bir iş bulalım, bul dedin mi, demedin mi? Hayır, öyle bir şey demedim, sorabilirsiniz Savaş'a. Elif Hanım'ın tanıştırmanın ötesinde de sorumluluğu olduğunu düşünüyorum ben. Salih'ten şiddet görüyor muydu? Zeynep'i tehdit ettiğin, dövdüğün,
böyle şeyler söylüyor. Bunlar doğru mu Salih Bey? Belki Salih'i de sorumlu tutmalıyız. Belki o da biliyor. Belki tehditlerinden bezdi, yoruldu, gitti. Babaşı ilk evinde yakaladım. Yani çok peşinde koştum ben. Yani daha da mahkemeyi bırakmıyordum, ayrılmıyordum. Babaşı ilk evinde gördükten sonra da ben mahkeme işlemlerini gerçekleştirdim. Peki gerçekten evi mi bastın? Yani öyle bir sinirli, öfkeyle mi gittin eve? Hayır, kesinlikle. Yani ben ikinci vardığımda yine o adam orada bulacağımı yine bilmiyordum. O zaman burada Savaş doğruyu söylemiyor. Niye böyle bir yalan söylüyor o zaman? Yani durup dururken niye eski kocasını burada hani Zeynep'i döven bir adama dönüştürüyor? Kübra neden susuyor? Kübra'nın özelliği şu. Zeynep ilk evliliğindeyken de yanlarında kaldı. Salih'le olan evliliğinde. Savaş'la olan beraberliğinde de o evde kalan kişi sensin. Hı. Ama sana şunu söyleyeyim. Ben ve ekibimde senin daha çok şey bildiğini ama sustuğunu düşünüyorum. Hiç mi dayak görmedin? Dayağı değil. Tartışmalarına denk geldim. Kendisi diyor ya aynı evin içindeydi, kardeşi her şeyi biliyor. Peki kendi de aynı evin içindeydi. Neden karısının 85 tane otel kaydının olduğunu biliyor? Zeynep Söğüt nerede? Şimdi Kübra, sen hani zaman zaman kalıyordun ya orada. Evet. Şimdi ablanla ilgili şöyle söylentiler de var. Savaş akşam işe çıkıyordu, işte taksiye çıkıyordu ya da kamyonla gidiyordu. Savaş gittikten sonra Zeynep hazırlanıp çıkıyordu dışarıya. Gündüz ne yapıyordu ablan? Akşam Savaş yokken ne yapıyordu? Sen orada olduğun dönemlerden bahsediyorum. Serap Hanım, ben evdeyken Savaş da evdeydi zaten. Dışarıda değildi ya. Çalışmıyor muydu Savaş? O zaman dolmuş sürüyordu. Tamam, dolmuş sürmeye çıkıyordu diyelim. Gündüz çıkıyordu. Gündüz çıkıyordu. Ne yapıyordu ablan? Ablam evin içindeydi. Hiç dışarı çıkmıyor muydu? Yo, çıktığımız zaman beraber çıkıyorduk çarşıya. Sonra Savaş'ın dolmuşuna biniyorduk. O kadar yani, Savaş'ı falan görüyorduk. Tekrar eve geçiyorduk. Senin orada kaldığın dönemde Savaş'ın gece çalıştığına hiç denk gelmedin mi sen? Hayır, denk gelmedim. Neredeydin sen o zaman? Onlarda kalıyordum. Siz o zamanı anlatın demediniz mi? Hayır. O gece çıktığı dönemler var. Bunu biz doğrulattık. Onlar benim yurtta kaldığım zamanlar olabilir. O zamana denk geliyordur diyorsun. Olabilir. Peki senin ablan biliyorsun Elif'e bana iş bul diyor. Fakat Elif nedense üzerine tamam işte bulaşıkçılık falan diyor ben ama. Ben o iş bul hikayesine inanmıyorum. Zeynep bana öyle anlatmadı. Nasıl anlattı? Size en başında da söyledim. Zeynep oraya gitmiş. Orada kafede Elif çaycılık yapıyormuş. Çay dağıtıyormuş. Daha sonra Savaş içeri gelmiş. Elif'e demiş ki bu kızı bana ayarla. Gerisi de artık nasıl oluyorsa olmuş. Tamam, Elif de diyor ki bana geldi. Bana iş bul abla dedi. Bulaşıkçılık olur, işte garsonluk olur falan. Ama sonra bu konu bir daha hiç konuşulmuyor. Peki Zeynep ne hangi parayla geçiniyordu? Nasıl giyiniyordu, nasıl yiyordu, nasıl içiyordu? Bu parayı ona kim sağlıyordu? Serap Hanım, zaten Savaş yokken hayatı bizim gibi yani. Şeydi, böyle şık falan giyinmiyordu. Savaş'la varken de giyinmiyordu. Savaş varken Savaş bakıyordu, Savaş yokken de annemgir bakıyordu. Savaş bakıyordu ona yani. Hı-hı. Para veriyordu. Yani. Alışveriş yapıyordu. Ya o kadar değil, evine erzak falan alıyorlardı yani. Kıyafet falan tamam. Değil. Zaten boşandıktan çok kısa süre sonra Savaş'la tanışıyor, doğru mu? Evet. Bir ya da iki ay sonra. Yok, o kadar değil. Ne kadar? Zaten Savaş hayatındayken bunlar resmi nikahtan boşanıyorlar. Tamam, daha boşanmadan bile tanışıyor Savaş'la, doğru mu? Evet. Yani zaten evini ayırıyor. Ondan sonra hemen Savaş'la tanışıyor. Biraz zaman geçiyor ondan sonra. Ne kadar zaman? Zamanı hatırlamıyorum, inanın ki. İki ev değiştiriyor ondan sonra herhalde. Bir ilk kaldığı ev orada 3 ay kalsa. Diğer evde de bir 4 ay falan kalsa. 6 ay sonra falan yani, 7 ay. 6-7 ay sonra mı Savaş giriyor, Savaş hayatına giriyor? O 6-7 ay boyunca ne yaptığını bilmiyorsunuz Zeynep'in ama, değil biliyoruz mi? Biliyoruz, zaten evden dışarı çıkmıyordu. Çocuklarına bakıyordu. Gayet de ilgileniyordu. Salih çünkü ihtiyaçlarını karşılıyordu. Kıyafet vesaire, çocuğun eşyaları, evine erzak, dün de size söyledim. O sağlıyordu. Biraz annemden alıyordu. Savaş onun hayatına girince Salih, eski koca da ona para ve yardım yapmaktan artık vazgeçiyor. Çünkü hoşlanmıyor Savaş'ın onun hayatında olmasından. Kim hoşlanır ki Serap Hanım yani? Tamam, o da hoşlanmıyor ama. Ve kesiyor. Sonrasında Savaş bakıyor diyorsun. Şimdi bu Elif Hanım bu iş arama konusunda tamam dediği halde bir daha hiç o konunun üzerine gitmiyor. Ama Zeynep'le ilişkisini hep sürdürüyor. Melek de öyle söylüyor. Halanız, evet, da öyle söylüyor. Yani samimiler aslında. Yani Elif
aslında Zeynep'in o dönem ki hayatı hakkında daha çok şey biliyor. Olabilir. Doğru mu? Olabilir yani. Bence de Serap Hanım. Çünkü Zeynep Elif'i bırakmaz, Elif de Zeynep'i bırakmaz. O kadar yani gece saat 12'lere kadar oturan, çocuğunla ilgilenen bırakmaz yani. Elif Savaş'ta olan evine de geliyordu ki zaten. Savaş'ta Zeynep'in kaldığı bir ev vardı, oraya da geliyordu yani. E bunu Savaş da söylüyor zaten. Biz de onun evine gidiyorduk. O da bizim evimize geliyordu diye. Şimdi biz bu Elif Hanım'la, akraba Elif Hanım'la hala Meleği yüzleştirdik. Hani telefonda farklı, yüz yüze hala Meleğin sorularına cevap ver bakalım dedik ve bu yüzleşme gerçekleşti. Zeynep Söğüt'ü Savaş'la tanıştırdığı iddia edilen Elif Hanım suçlamaları ısrarla reddetti. Bunun üzerine ekibimiz Zeynep'in halası Melek Hanım'la Elif Hanım'ı yüzleştirdi. Onları ben tanıştırmadım. Ben tanıştırmadım. Ben tanıştırsam derim, ben tanıştırdım derim. Otururken yukarı çıkmış kendisi. Geri indiler, oturdular masada. Kendiler tanışmış. Ben kendilerine demedim ki gel Zeynep bu, Savaş bu demedim yani. Savaş'la tanışmışlar. Yani ben hani kendi direkt çıkmış mı yukarı? Geri sana kendim indi, Savaş'la beraber mi indiler? Orasını görmedim işte, Savaş'la birlikte mi indiler? O an için soramadım ben yani. Yeğenim neden Elif'ten iş istedi? Dönercide çalışırken yanıma geldi. Hala iş arıyorum dedi. Ben de müşterilerle ilgileniyorum. Otur kuzum dedim. İş arasa, elinde mesleği var, fabrikada çalıştı. Niye yani ağzını açıp da bize demedi ki hala ben çalışmak istiyorum, iş bulun bana. Bilemeyeceğim orasını. Bir anda gelip evlendik dediler. Sonra bize geldiler. Daha sonra, çok sonra tanıştık, evlendik dediler. Sen ne zaman anladın birlikte olduklarını, görüştüklerini? Bizim eve gelene kadar bilmiyordum yani. O tanışmadan kaç gün sonra oldu bu? Hemen hemen 15-20 gün sonra olmuştu. Zeynep, Salih beni öldürecek dedi. Tren hattının kenarında oturdu bu. Oraya bir gece saat 12'ydi. Telefon geldi. Hala dedi durum böyle böyle dedi. Salih dedi kapıya geldi dedi. Elinde tahrayla dedi, bıçakla dedi. Biz, beni öldürecek dedi. Yetişin dedi. Vallahi öyle bir kıskançlı olan bir insan değildi. Zannetmiyorum da zaten Salih'in kalkıp da Zeynep'i döveceğini. Öyle bir şey olsa zaten annesine söylerdi. Yani yengemler giderdi öyle o olaydan. Aklıma takılan şeyler var. 15 gün sonra karşınıza evlendik diye geldiler ancak ailenin de haberi yok. Siz neden aile bireylerinden en azından birine haber vermediniz? Kendi söyler diye ben karışmadım yani. Zeynep koluna takıp da Savaş'ı hala biz evlendik deyip bize getirmedi. Ama Elif ablaya koluna takıp da götürüp de ana biz evlendik diyebiliyorlar. Yani ne bundaki amaç ne yani? Niye bize getirmedi? Hani burada bir mantık yürütemiyorum. Yani bu samimiyet bunda varken Elif ablaya aslında yukarıdan indiğinde bile Savaş'la tanıştığını daha önceden anlatması lazım. Elif, Savaş ve Zeynep arasında ne yaşandı? Şimdi hala Meleğe hemen bir canlı bağlantıyla yanında muhabirimiz Mehmet var. Adana'dayız ve hemen Meleğe de sor. Merhaba Mehmet, merhaba Melek Hanım. Melek, ben Elif'in sizden bile samimi olduğunu düşünüyorum Zeynep'le. Yani daha doğrusu Zeynep'in sizi biraz dışarıda bıraktığını düşünüyorum, hayatının dışında. Ama Elif Hanım'la çok daha samimi görünüyorlar. Sen ne diyorsun buna? Serap Hanım hayırlı yayınlar diyorum önce. Samimi görünüyorlar. Aslında Elif'e daha samimi ama sizi dışarıda tuttular. Tamam, Serap hani... Hanım sesi bana hiç gelmiyor. Tamam, sen konuşmaya devam et. O arada ben yönlendireceğim. Tamam. Serap Hanım, evet ben de dün yani bunu birebir de söyledim zaten kendi Elif Hanım'a sordum. Yani diyorum ya biz evi taşıdık. Ondan önce Zeynep'le bir diyalogları yoktu. Ama biz oraya evi taşıdıktan sonra Serap Hanım Zeynep'i yatırdıktan sonra diyorum ya. Zeynep çocuğunu bile bana bırakmayıp Elif ablaya bırakıyordu. Ben buna birebir şahit oldum gittiğimde. Daha önce de söyledim zaten bunu. Yani neden bana bırakmıyordu? Evi tutan benim. Hala ayrıldım deyip yanıma gelip benden yardım isteyen benim yeğenim. Ama ondan sonra benimle samimiyeti kesti. Sürekli Elif ablayla, sürekli Elif ablayla. Dün de işte Elif ablaya sordum. Yani Elif ablaydım. Bunlar sana ne zaman, nasıl geldiler? Dedi ki Elif abla bizi bana orada yayında. 15 gün sonra, görüştükten 15 gün sonra dedi bana geldiler. Ana biz evlendik dediler.
Ben de Elif ablaya orada bir soru sordum kafama takılan. Yandım Elif abla, sen Savaş'ı önceden tanıdığını söylemiyorsun dedim. Pekala, tanımadığın bir insan 15 gün sonra sana gelip de biz evlendik ana nasıl diyebilir tanımadığı bir insan dedim. Elif abla da bana, herkes bana ana der Melek dedi. Elif abla dedim, tamam seni tanıyan herkes ana diyebilir. Ama dedim şahsen şu an ben biriyle evlilik yapıp da senin yanına geldiğimde benim eşim sana direkt ana diyemez. Ben derim Elif abla, ben evlilik yaptım. Bu benim eşimdir. Bu da Elif abla, bizim akrabamız derim dedim. Sohbet böyle başlar. Yani direkt ana biz evlendik niye diyor yani. Orada benim kafam takıldı. Elif ablaya da bunu birebir orada sordum. Bir de Serap Hanım, yeğenim yani neden evlendiğini eniştemize alıp da bize getirmedi? Niye Elif ablaya gidip de ana biz evlendik dediler? Çünkü bence aslında Elif'le yani benim kafamda orada Savaş, çok büyük bir soru işareti oldu. Ancak bir de şunun için götürürsün Melek. Sen zaten akrabasın, hısımsın. Yanındaki adam da o insanla daha tanışıyorsa, daha yakınsa ona götürürsün yani. Bence o daha fazla tanışıyorlar Elif'le Savaş. Bize söylediğinden daha yakınlar yani. Bir de bu Elif Hanım kaç yaşındadır? 40'ın üstünde. 40'ın üstünde ama hani vallahi hocam şu an yaş olarak bilmiyorum ama tabii 70, çok çok büyük 60. Elif abla. Yani ama herkes ana der bana demiş. Yani acaba neden? Çünkü ana belli işleri yapan kişilere de denir herkes tarafından. Yani o kadar da yaşlı olduğunu tahmin etmiyorum ben. Herkesin ana diyecek. Vallahi öyle söyledi bize dünyayında. Yani Elif'in, Elif Hanım'ın öncesinden anne diye hitap ediyorlar mıydı peki? Ben bilmiyorum. Biz Elif abla deriz. Zeynep Elif abla der. Hani orada hitap eden Zeynep değildir. Çünkü Zeynep olsaydı Elif abla biz evlendik derdi. Elif ana biz evlendik dediğine göre Savaş söylemiş bunu Elif ablaya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Demek ki Savaş'ın yani eğer, işte ben de orada mantığım karıştığı için tekrar sordum Elif ablaya. Eğer Zeynep hayattaysa bence ilk yıllarda hiç değilse, şimdi değilse bile ilk yıllarda Elif'le bağlantısını koparmadığını, en azından telefonla filan Elif Hanım'la konuştuğunu düşünüyorum. Sadece tahminde bulunuyorum. Bildiğim bir şey yok ama yani bu kadar sıkı görüştüğü, çocuğunu bile bıraktığı, daha aileyle bile tanıştırmadan yanındaki adamı 15 gün sonra biz evlendik diye götürdüğü bir kadınla irtibatını kestiğini düşünmüyorum Melek. Ben onların bir süre daha iletişimde kaldıklarını düşünüyorum. Serap Hanım, Mehmet de yani arkadaşınız, yani kameramız da orada sordu zaten. Elif Hanım dedi yani daha sonra görüştünüz mü dedi. Hani Zeynep kaybolduktan sonra dedi. Hayır dedi, neden görüşmediniz dedi. Çünkü onların bende telefonu yoktu. Benim de onlarda telefonum yoktu dedi. Ama Mehmet'in düğününde yani Elif ablanın oğlunun askere giderken Zeynep'le Savaş'ın geldiğini ve Mehmet'i askere göndereceğini Elif abla daha önce yayında da söylemişti. Yani demek ki telefonları birbirlerinde vardı ki asker düğününden haberler oldu Zeynep'le Savaş'ın. Şimdi o dönem Zeynep'in kullandığı telefonların hattı. Hani ben de kimseyi suçlamak amaçlı söylemiyorum. Ben tahminlerimi söylüyorum. Ben de suçlamıyorum sadece. Ama mantık yürütebiliyorum yani kendi mantığımca. Zeynep'in kullandığı iki tane hat vardı ve bunlar Savaş'ın üzerineydi. Bir süre sonra zaten Savaş o hatları kendi kullanmaya başladı. Çünkü Zeynep telefonsuz gitti. Ama Zeynep'te Elif'in numarasının olmaması mümkün değil. Çünkü çok samimiler. Bir süre daha iletişimde bile kalmış olabilirler diye düşünüyorum. Bu arada biliyorsunuz sevgili seyirciler, bu Zeynep'in kurduğu evle ilgili herkes eşyayı o aldı, eşyayı ben aldım, o aldı gibi. Biz bunu niye sorguluyoruz? Ne alakası var kayıpla diyebilirsiniz. Hayır, öyle değil işte. Aslında biz o dönemde Zeynep'in gelirinin nereden olduğunu, bu paraları nasıl kazandığını, efendim kimlerin yardım ettiğini ya da etmediğini ortaya çıkararak aslında hani nereden geliyor bu değirmenin suyu sorusunun da cevabını aramaya çalışıyoruz bir taraftan. Bunların cevapları önemli. Çünkü bu Zeynep gerçekten de Savaş ya da bir başkası tarafından hoş olmayan yollara itildiyse bunun bir geri dönüşünün olması lazım. Bunu da bizim öğrenmemiz lazım. Şu anda Zeynep'in yaşadığını, yaşamadığını anlayabilmemiz için. Fakat eşyalarla ilgili de biliyorsunuz bir çelişki var. Bu eşya çelişkisine onu bir getirelim ekrana.
Sonra bu sorularımızı sormaya devam edelim. ...28 yaşındaki Zeynep Söğüt dosyasında bugüne kadar birçok farklı iddia üzerinde duruldu. Fakat Zeynep'in ailesi de dahil olmak üzere herkes tek bir konuda çelişti. Zeynep'in evindeki eşyaları kim aldı? İşi yok, mesleği yok ama bir ev tutuluyor, ev açılıyor falan. Çıktı ev tuttum dedi ben dedi. Gelmem dedi. Birbirimize destek olalım diye ben çok yavlardım Serap Hanım. Benim evimi taşımış gitmiş. Benim eşyalarımı aldı götürdü benim kızım. Başka eve taşınıyorlar benim eşyayı götürüyorlar Serap Hanım. Zeynep halasıyla birlikte mi aldı? Yanımdan bir oda bir mutfak ev tuttum. Onunla beraber de hala dedi eve bir şeyler alalım dedi. Çamaşır makinesiymiş, dolabıymış. Yani bunları aldığımız şahıs da belli zaten. Tanıdığımız bir insandan aldı. Savaş mı aldı? Ev ayrı. Para veren yok. Pul veren yok. Halası diyor ki biz para evi tuttuk. Hepsi yalan. Eşyalayı biz aldık. Hepsi yalan. Oturma odasını da ben aldım. Yatak odasını da ben aldım. Hepsi yalan söylüyor. Ben gece taksiye çıkıyordum. Sabah saat 7 miydi? 7.30'da eve geldim. Çekmiş gitmiş. Lan baktım eşyalarını almış gitmiş. Tüm eşyaları kendisinin aldığının ve ailenin yalan söylediğini iddia etti. Eski kocası Salih mi aldı? Belli bir süre ayrı yaşadı. Eşyalarını da ben aldım. O gün de demiş eşyalarını ben aldım şudur budur. Kendi önce üzerine kıyafet aldım. Bütün eşyaları ben aldım. Aldığım yer de belli. Savaş'ın ben aldım dediği eşyaları aslında... Hayır yalan söylüyor. Kesinlikle kendisi almadı. Bütün eşyaları ben aldım. Arbiyam sen diyorsun ki ben yardım ettim. Eşyaları biz aldık. Salih diyor ki ben aldım. Hala diyor ki biz beraber gittik aldık. Savaş diyor ki ben aldım. Zeynep'e yeni evini kurması için kim yardım etti? Yani aslında buradaki sorulardan biri de şu. Madem 6-7 ay boyunca önce savaş yoktu hayatında, eski kocası yardım ediyordu. Bir anda savaşla tanıştı. Savaş da öyle büyük paralar kazanan bir adam değil. Doğru mu? Değil. Önce üstüne gitse kıyafet. Savaş işe çıkıyordu. Gece bu kadın gidiyordu. Yok işte Savaş'la beraberken 85 tane otel kaydı vardı vesaire. Ya Adana o kadar büyük bir şehir tamam, çok da kıymetli bir şehir ama o kadar da büyük bir şehir değil. Yani illaki bu kadını otele girerken, çıkarken, oraya giderken, buraya giderken birileri görmüş olması lazım. Bir şeyler hissetmiş olmanız lazım. Birileri yanında gitmiş olması lazım. Bu kişi kim? Savaş gitmedi diyorlar. Savaş orada burada işte araba kullanıyordu falan. Savaş Diyarbakır'a da gidermiş tırından Serap Hanım. Azize Kübra diyor düğmeleri ben Diyarbakır'da zaten yaptırdım demiş Zeynep. Kendisi demiş düğmeleri. Düğme koluna yaptırmış ya. Nerede yaptırdın demiş. O da demiş ben Diyarbakır'da yaptırdım demiş. Savaş'tan tırından gidiyordu demek ki. Savaş yani burada. İstanbul bile bu kadar büyük bir tır çalıştırıyormuş yani... gidebilir yani gidiyordur kesin. Yani gidip orada da sadece yolculuk mu ediyordu oraya yoksa orada da Savaş kötü işlere mi kullanıyordu, alet ediyordu? Bu kendi savaş söyleyecek. Çıkmadan, karşı karşıya gelinmeden çözülmez Serap Hanım. Savaş gelsin buraya konuşalım. Bu karakterde bir insan yani. Siz emin değilsiniz. Ben adım gibi eminim Savaş ablamı sattı. Yoksa nereye buhar olup bu kadar insan mu? Yalan mı söylüyor? Bu kadar insan canlı yayında Savaş'ı suçluyor ama Savaş yüzünü saklıyor. Açsana o yüzünü, saklamasın da herkes görsün. Herkes senin suratını merak ediyor. Görsün ki hiçbir annenin yüreği yanmasın daha ya. Tekrar daha yapıyordu ya. O eşyalar nereye gitti acaba ya? Çok merak ediyorum. Nereye gitti? Kübra tamam bunu saklıyorum söylüyorsun mu? Herkes yalan mı söylüyor diyorsun. Ama hiçbirinizin de gözüyle gördüğü bir şey yok. Ben de buna inanamıyorum. Gözünle gördüm. Serap Hanım vallahi hayır. Gece 12'de ben yatağımdayım. Dışarıda geçsem ablamı görürdüm. Bana bunu bayan söylüyor. Bak bayan dışarıda olduğu için ablamın yanında görmüştüm bu bayan. Oturuyordu diyor. Oturuyordu burada. Senin ablan karşıdan arabaya biniyordu. Tekrar geliyordu Savaş'ın yanına. Aynen böyle söylüyordu. Abla diyorum kendini satıyordu. Bizi hiç mi sevmiyordu? Kaybolduktan sonra bak. Canım sizi çok seviyordu. O zaman niye bu işi yapıyordu? Kadın kendi bu işi yapmıyor bakın. Bunu söyle. Orasına girmedi canım hiç dedi. Konuşmadık dedi ama sürekli ağlıyordu dedi. Bakın inanın ki o kadın eğer beni gördüyse ekranda şu anda bağlansın ya da buraya ulaşsın çok isterim. Adana'dakiler bağlansın yani. Gören olmuştur. Bir de şey olması lazım Kübra, dedin ya biraz önce çok da öyle giyinip kuşanmıyordu benim ablam diye. Gerçekten böyle bir şey varsa biraz da bir değişiklik de olması lazım.
giyiminde, kuşamında diyorsunuz ki... Ben bir kere gördüm Serap Hanım. Saat 9'da dün de söyledim. Sadece bir kere mini etekle gördüm bak. Onda da ben zaten arkadaşıma çıkacaktım. Bana dedi ki biz seni bırakırız dedi. Niye, siz nereye gidiyorsunuz ki dedim. Hayır dedi, siz dolmuşa binmeyin diye dedi. Yok dedim, biz gideriz kendimiz dedim. Sonra çıktım. Dedim bu kız niye mini etekli acaba? Sadece şurada bir mini etekle gördüm. Başka Savaşla. Hiçbir şekilde ben onu hiçbir farklı kıyafetle görmedim. Benim gibi normal giyiniyordu yani. Polarla evin içinde duruyordu. Dışarı çıkarken de öyle amşam giyinmiyordu. Yani mini etek, kısa şortlar falan giymiyordu. O gün gördüğünde Savaş da vardı. Evet, Savaş, Ayça. Ayça bunların bu işi o da yapıyor. Ondan sonra Ayça'nın sevgilisi vardı bir tane. Onun adını hatırlıyorum. Hepsi böyle giyinmiş mi? Yani Ayça da giyinmiş miydi, süslenmiş Orayı miydi? Orayı hatırlamıyorum Serap Hanım. Senin dikkatini çeken şey ben ablamda görmeye alışık olmadığın tarzda bir giyimdi. O da bir kere gördüm. Peki aşırı makyaj falan bir şeyler var mıydı yüzünde de? Hayır, yoktu. Peki Savaş'la mı çıkacaklardı dışarıya? Savaş, o, Ayça, bir de Ayça'nın sevgilisi, dördü dışarı çıkacağız dedi. Belki ben eğlenmeye de gidecekler. Yani bu hani aklına direkt kötü bir şey gelmiyor ki. Genç kızlar sürekli gider yani klaba falan giden insanlar var. İlla kötü yola düştü diye aklına tabii getiremiyorsun. Ki, tabii ki. Peki Adana'ya gidelim. Mehmet, size bırakayım sözü. Ben biraz Melek'le konuşun. Şimdi dün aslında Melek Hanım, biz çok konuyla ilgili çok detay verdik Serap Hanım. Hani Elif Hanım'a çok fazla soru yönelttik ama çoğu havada kaldı, çoğu cevapsız kaldı. Şimdi çok güzel bir açıklama yaptı aslında Melek Hanım. Siz Elif'in yerinde olsaydınız nasıl bir yol izlerdiniz? Ben Elif Hanım ablaya orada da sordum. Elif abla dedim, hadi ya dedi, senden yani sizden korkmuş olabilirdi. Onun için bana getirmiş olabilir dedi. Ben dedim ki Elif abla, sen bizi tanıyorsun. Biz korkulacak bir insan mıyız dedim. Yeğenim ayrılırken korkmadı dedim. Benim yanıma geldi. Evini tuttum. Beraber alışverişe gittik dedim. Niye korksun yeğenim bizden dedim yani. Hadi korktu farz edelim. Sen madem bu kadar biz can ciğerdik, birbirimizi tanıyorduk dedim. Zeynep sana geldi. Savaş'la beraber ana biz evlendik dediyse, sen neden gelip de bize demedin ki? Ya Melek, işte bak Zeynep geldi böyle bir adamla, biz evlendik diyor. Sizin bundan haberiniz var mı deyip, biz senden bilgi almadık Elif abla dedim. Öyle deyince de Elif abla dedi ki, ya dedi, hatırlıyor mu, hatırlamıyor mu, dedim mi, demedim mi? Dedim Elif abla, sen bize bir şey demedin. Bizi başka bir tanıdık arkadaşımız aradı. Zeynep böyle bir adamla evde görür diyordum. Biz onun üstüne dedim, ablam Arzu'yla beraber gittik dedim. Adamı evde gece yakaladık dedim. Yani hani bize kendisi öyle bir şey söylemedi Serap Hanım. Yani isterdim ki gelip keşke öyle bir şey olduğunda bize söyleseydi. Yani ben kendi karakterime olarak söylüyorum. Elif ablanın kızı öyle bir şey yapıp benim yanıma gelseydi, ben direkt Elif ablayı arardım. Elif abla bak böyle böyle kızım bir adamla benim evime geldi, evlendi diyor. Sen de bir gel. Yani ben bunu insanlık namına ve tanıdığım, sevdiğim bir sanattan bunu yapardım Serap Hanım. Ben kendi mantıklarıma göre sordum bunları Elif Hanım'a. Hayır, hiçbir şey olmasa tebrik etmek için ben arardım. Çalışıyordum. Evet. Zeynep gitmiş, kendi tanışmışlar. Sonrasında çıktı. Devam etme. 15 gün sonra geldiler, bir anda karşıma çıktılar ve biz evlendik dediler. Bu inandırıcı geldi mi? Vallahi tabii ki bu inandırıcı olarak da benim mantığıma göre gelmedi. Ben hatta dün senin yanında da sordum kendisine. Hatta benim... Bırak 15 gün sonra evlendik demesi için ben kendi mantığımla soruyorum. Elif abla dedim, ben senin yanına oturmaya gelmiş olsam iş yerine görüşmedim. Bir, yukarı kendi başıma çıkıp gitmem dedim. Ben kendi karakterime dayanaraktan söyledim. Veya dedim hadi çıktım yukarıda tanıştım. Aşağı indim dedim, bu kadar samimi olduğum için seninle dedim. Hemen derdim dedim, ya işte Elif abla böyle böyle ben yukarı çıktım. Orada böyle Savaş diye bir adamla tanıştım. Yani bunu o kadar samimi olan bir insan olarak da Zeynep Elif ablaya söylemesi lazımdı. Ben bunu Elif ablaya da sordum. Yani böyle yapması lazımdı Elif abla dedim. Hadi farz et işin vardı. O an sana söylemedi. En azından bir gün sonra dedim senin yanına geldiğinde. Ya Elif abla işte o gün sana söylemedim ama. Ben işte yukarı çıktığımda Savaş diye biriyle tanıştım deyip. Elif abladan bilgi alması gerekiyordu. Bu nasıl bir insandır Elif abla, haberin olsun. Çünkü bunlar beraber gezmeye gidiyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Elif ablayla samimi. Yani ben kendim adıma olsa ben Elif abla'ya söylerdim. Şahsen öyle bir şey olsa var hemen derdim. Elif abla ya işte ben böyle biriyle tanıştım o gün senin oraya geldim de derdim. Ya hiçbir şey olmasa akrabanızın kızı madem. Evlendiğini diyelim ki yeni duydunuz. Tebrik etmek için ararsın. Dersin ki Elif evlenmiş. Yani işin aslını Zeynep işin aslını bilmiyor olabilirsin o an için. Bence her şeyi biliyorsun zaten. O yüzden aileyi aramıyorsun. O yüzden aileyi bu işin içine katmak istemediğini bildiğin için
Zeynep'in aramıyorsun aileyi. Hocam bu Zeynep'in kaybını nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz hala kayıp kilit altında tutulan bir kadını mı arıyoruz yani? Ya ben başından beri çok ümitli değilim açıkçası. Hani o şahitler çıktı, yaşıyor dediler, pek çok kişi tarif verdi. Bunlar tabii ki ümitlendirdi, hatta çok mutlu etti zaman zaman. Ama olayın genel gidişatına bakıldığı zaman yani ulaşamamak çok mantıklı gelmiyor bana. Bu çağda 5 yıldır bir kadına ulaşamamak hakikaten çok mantıklı gelmiyor. Diyelim ki hakikaten kötü yollara saptırdılar, bir şey. Ben hala bana ne derlerse desinler çok mantıklı gelmiyor. Yani bir en azından ya kardeşim der o insanlar. Ara aileni, konuş. Bakın Meryem kayıptı. Meryem ne dedi? Gitti polise verdi. Dedi ki ben yetişkin bir insanım, reşitim. Ben ailemi istemiyorum dedi. Yani Zeynep'e bunu yaptırmamaları yeter artık, şu ailen de ekrana çıkmasın. Git ya da konuş, bu işten vazgeçsinler. Dedirtirler bu insanlar. Başka türlüsü olmaz. Bir de şu tartışma var. Peki Kübra görmedi. Konu komşu gördü. İşte gece gidiyordu. Şöyle gidiyordu, böyle gidiyordu. Bunları en iyi tanıyan kişilerden biri de Savaşların ev sahibi. Yani o dönem oturdukları evin ev sahibi. O bambaşka şeyler söylüyor. Ona da dedik ki anlat bakalım ne biliyorsan dedik. O da Savaş'ın aslında bu işleri çok da bilmediğini bize söylüyor. Hangisine inanacağımızı şaşırdık. Buyurun izleyin. Beş yıl önce kaybolan 28 yaşındaki iki çocuk annesi Zeynep Söğüt'ün Savaş'la yaşadığı dönemde oturdukları evin sahibi ekibimize konuştu. Savaş neden kapıyı kırdı? Savaş ne zaman işe giderdi? O arada Zeynep ne yapardı? Sabahleyin Savaş işe giderdi. Zeynep de kalkar kahvaltısını yapar çeker, o da giderdi. Ondan sonra akşam gelirdi, sorardı bana Zeynep'i gördün mü? Görmedim. Kapıyı kırdı, balkondan içeriye girdi adam. Ben bilmiyorum nereye gittiğini, şey yaptığını dedim. Savaş bazen akşam giderdi, bazen gündüz giderdi. Taksiciydi. Kayboluyordu, Zeynep evden kayboluyordu adam gittiği zaman. Zeynep evde yokken sinirlenirdi. Peki evde bulamayınca ne yapıyordu Savaş? Sinirlenirdi. Bu kadın ne yapmaya çalışıyor böyle derdi. Nereye gidiyor, ne yapıyor derdi, dellenirdi. Ellerini sıkardı, yumruklarını sıkardı. Nasıl bir adamdır Savaş? Dövmesi var, uzun boylu. De eski ilk eşini de tanıyorum. ile beraber. Hatta Zeynep gitti birkaç kere bu Zeynep'in evine baskına gitti. Benim kocamın yakasını bırak diyerekten. O da zaten ben bırakmışım, kocanın ne halin varsa git kocanla gör derdiler. Salih de evlerine gelirdi. Peki Zeynep gittiği zaman böyle bir iki gün dışarıda kalmışlığı oluyor muydu? Oluyordu. Bunlar gidiyordu yani. Araba kiralamış gidiyorlardı. O adam gitti mi Zeynep de gidiyordu. Nereye gidiyorum? Anneme gidiyorum. Eşime gidiyorum. Öbür eşi de gelirdi. Zeynep'le Savaş evdeler, Salih de geliyordu. Evet, Salih de geliyordu. Ailesi Zeynep'i hiç yoklamazdı. Sinirleniyorum ailesine. Neden bir günden bir güne gelip de hiç yoklamadılar? Benim kızım ne yapıyor, ne ediyor? Babası gelirdi. Bir de o kız kardeşi gelirdi. Annesi falan? Yok, annesini hiç görmedim. Bir de bir bayan daha gelirdi. Bir bayanla bir kız derdi. Amcamın kızı derdi. İki çocuk annesi genç kadın nerede? Telefonda ev sahibinin kızı var efendim. Kübra sen tanıyor musun bu ev sahibini? O seni tanıyor yani, tanıyor biliyor. O zaman ben de tanıyorum Serap Hanım. Acaba geçen gün karşılaştığımız kişi mi? İsim olarak biliyorum. Bilmiyorum yani, arkadan da olsa tanıyamadın evet mı? O senin çünkü oraya... Belki gelip... balığı bırakmış falan diyordun ya Kübra. Kızı var bir de, şimdi bağlanıyor. Kızını tanıyor musun? İsmini söylerse tanırım. Yani ismini biz sana sonra söyleriz ama orada bir tanışıklığın oldu mu o kızıyla falan? Bu hangi evi bilmiyorum ki şu anda. Hani bir bilsem soralım. Hangisi neredeyse. Peki ev sahibinin kızı telefonda. Merhaba. Alo. Merhabalar. Merhaba. Şimdi Kübra diyor ki hangi ev acaba? Alo, merhaba. Merhaba. Siz Kübra'yı tanıyor musunuz? Alo. Efendim. Televizyon açıksa kapatalım sesini. Beni duyuyor musunuz? Bir saniye Serap abla. Tamam. Evet abla.
Kübra'yı tanıyor musunuz? Yok abla, ben Kübra'yı görmedim. Yayında görüyorum. Bak, ben acımıyorum. Sadece çok üzülüyorum Kübra'ya. Acımıyorsun? Hayır, üzülüyorum. Günah. Ya o kız nasıl diyeyim, bir bacısının kanının canının peşine düşmüş bir kız. Peki. Yani Zeynep'e gelelim. Zeynep'i ne kadar tanıyorsunuz? Ablacığım biz 22 yaşındayız Zeynep. Ben oraya kayınvalidemin yani evinde oturuyordu yukarıda. Annemle birlikte ben oraya geldiğimde. Ay canım. Evet. Ben oraya geldiğimde işte Zeynep'le tanıştım. Yani çok iyi bir insan, çocuklarına falan düşkün. Yani tartışmaları oluyordu, olmuyordu değil. Ama gel gelelim yani çocuklarına düşkün bir insandı. Böyle bir insan değil. Peki Savaş'la Zeynep arasında kavga dövüş oluyormuş anladığım kadarıyla. Hı hı. Hiç duyar mıydınız? Niye kavga ediyorlardı? Vallahi ablam dediğim gibi o kadarını hani tam olarak bilmiyorum. Ben annem bile geldiğimde, kayınvalidem bile yani geldiğimde bir ufak ses duysak hani kapılar falan çarptığında etkinde ha biz inip de kapılarını çalamayız yani. Karı koca der çekilirdim ki ben hiç o kadar o konuya girecek şey değil. Şimdi kayınvalideniz... Tamam abla, ben söyleyeyim. Hı. Kayınvalideniz diyor ki genelde diyor gece çıkardı ya da gündüz çıkardı işe Savaş. Savaş gittikten sonra Zeynep ortadan kaybolurdu diyor. Ama farklı iddialar var biliyorsunuz. Savaş'ın onu kötü yollara saptırdığı, beraber çıkıp işte bir takım işler, onlara çok detaya girmek istemiyorum. Siz ne konuşurdunuz aranızda? Yani Zeynep evden gidiyor, Savaş işe gitmiş. Aranızda bu kadın ne yapıyor falan diye konuştuğunuz olur muydu? Yani olurdu ablam, olmazdı değil. Ne tahmin? Olurdu hani. Ha. Ne bileyim, dediğimiz gibi Zeynep bize normalde ilk ben onu dediğim gibi 22 yaşında falan tanıyordum. Hı. Gördüm. Yani bir iki sefer selamlaştım, ondan sonra konuştum. Yalan değil, kahvesini de içtim. Konuştum, evine de girdim çıktım. Ama böyle bir şeyliğini hasta bakıcı olarak ben hastaya bakıyorum derdi. Yaşlı bir teyzem var derdi. Ona baktığını söylerdi. Ha, sonradan sonraya böyle nasıl diyeyim, gidip gelmeler olunca... Yani öyle oldu işte ablam. Yani siz yani, bu sefer haklı. Şüphelenmeye mi başladınız? Bu kadın ne iş yapıyor diye kendi aranızda şüpheye mi düştünüz? Ablacığım, Savaş'ın dövdüğünü de anlatır mısın? Ben sizinle telefondan konuştum. Hatta kayınvalidenize dediniz ki anne doğruları söyle, korkma, çekinme dediniz ya. Allah rızası için yani bir konuşun. Gerçekleri anlatın yani. Teyzeciğim bak, ben bir şeyden sakladığım da yok, çekindiğim de yok. Ben size söylediğim gibi. Yani bunu hani bilmiyorum ya, yine söyleyeyim, tek taraflı değil ya. Teyzem bak, şöyle söyleyeyim. Serap abla özür dilerim. Estağfurullah. Şöyle söyleyeyim. Şimdi birine halasına gitmiş demiş hamileyim. Ötekine de gitmiş demiş ki ne kurtarın. Ya bu şekil şeyde hiçbiri şey yapmadı abla ya. O evet hamileydi, çocuğunu aldırdığını da duyduk. Duymadık değil. Öyle mi? Hmm. Evet. Peki. Ya bilmiyorum. Şu anda benim kayınvalideniz konuşabilecek durumda mı acaba? Abla tansiyonu yükselmiş şimdi. Öyle mi? Biraz tedirgin konuşuyorsun sanki. Böyle bir şeyleri saklıyorsun, hani söylememeye çalışıyorsun falan gibi hissediyorum da. O yüzden yok, yok abla ne ya. Biliyorsan söyle kardeşim, ne biliyorsan, ne gördünse, ne duydunsa söyle. Bak, bu kadın 5 yıldır kayıp. Bu kadın ölü mü diri mi kimse bilmiyor. Ve bu kadından hakikaten duvardan ses geliyor, bu kadından ses gelmiyor. Bu da hayra alamet değil. Lütfen ne biliyorsan söyle. Duyuyor musun beni? Duyuyorum abla ben. Lütfen söyle ne biliyorsan. Abla ben bir şey bilmiyorum. Yani hani benim tek bildiğim, tek söyleyeceğim yani şey değil abla. Hani ne bileyim, ben teyzeme de söyledim. Hani ben böyle camiye falan hani çıkıp da ben inşallah bulunur. Ama Zeynep'in tek benim şu an kafamı karıştırdığı şey. Yani Zeynep oradan birine eğer yaşıyorsa, inşallah ki yaşıyordur. Yani çıkıp da gizliden saklıdan dese ki
abim veya işte abla kurban olayım şu numarayı ver, benim ailem beni arıyor ulaşsın gibi şeyler söylemeye hakkı da var, şansı da var abla. Bir kadını bir altın kafese koymuş, o altın kafesi kırıp kaçmış misali yapabilir yani onu. Ama işte bu ailesini üzüyor teyzemi, bak teyze orada gerçekten ben çok üzülüyorum. Ha, sizden de Allah razı olsun. İşin gücün rast gelsin. İnşallah abla bulunur, hepimiz rahatlarız. Ama bence sen de benim gibi düşünüyorsun. Yani 5 senedir kilit altında değil bu kadın. Doğru yani mu? Abla dediğim gibi bak ne diyorum, altın kafese koy, altın kafesten kaçılır ya. Kaçılmadı. İlla ki bir yolu bulunur abla ya. Bir de tabii şunu düşünüyorum. Arbiye Hanım da bir taraftan diyor ki bak Savaş'ın dövdüğünü falan, saçlarından sürükledi falan türü şeyler söylenmiş. Bunları da biliyorsan söyle diyor. Biliyorsan söyle kardeşim. Ablam. Görmedik diyor arkadan. Kayınvaliden mi konuşuyor? Evet annem. Görmedik öyle bir şey diyor. Ama röportajda dayağı vardı diyor. Nereden biliyor onu da söylüyor. Bir cevap verin ya. Abla ben tamam, ben sizi de dinliyorum. Annemi de oradan hani dediğim gibi inşallah. Bak inşallah abla, çıkar tamam, bulunur. İnşallah bulunur da gözünü seveyim bildiklerinizi bak, söyleyin ya. Savaş'ın gördüm. Nasıl bir insan olduğunu söyleyin ya. Bak herkes söylüyor, siz de söyleyin ya. Belki sizin sayenizde bize inanırlar ya. O gün anneniz demişti saçından sürüklüyor balkondan diye evine eski karısı annesi giriyor. Annesi değil bu, bayan söyledi. Tamam kayınvalidesi annesi fark eder mi? Fark etmez, saçından annem sürüklüyor. Necla eve girip çıkıyormuş. Gözünüzü seveyim bunları anlatın evet, ya. Evet, evet ablam, evet. Tane ama kelpetenle laf alıyoruz ağzını. Eski koca mı geliyordu, baskın mı yapıyorlardı, bak, kavga mı çıkıyordu? Bak, Serap abla. Hı. Şimdi bu Necla bir kere geldi. Tamam mı? Bu Necla karşı geldi buraya. Karşı. Evet. Kavga ettiler, tartıştılar. Bunlar tartıştılar. Evet. Yani bırak, o diyor ki benim eski kocam aldı. O diyor ki ben yok şöyle böyle. Ya bir ton kelimeler oldu abla. Oldu ama ondan gerisini dediğim gibi ben misafirliğe geldiğimde annem de gene aynı böyle tansiyon yükseldi. Annemin yanında kaldım ve ona şahit oldum. Yani şu konuşuluyor muydu orada? O apartman kaç daireli bilmiyorum ama. Ya bu adam da bu kadını kötü yola sürüklüyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Dedikodu mahiyetinde. Apartmanlarda olmaz ki. Tahminler. Dedikodu. Nasıl olmaz ya? Vallahi hiç girip çıkana karışmıyorlar apartmanlarda. Hayır. Ama böyle semt mahallelerde oluyor ya. Ama diyor ki bak şimdi sabah adam gidiyordu, o evden çıkıyordu. Bu demek ki konuşulan bir şey. Görülen, fark edilen, konuşulan bir şey. Bunun altında ne arıyordu insanlar? Yani koca evden çıkıyor, o kapıdan bu bacadan. Gece gidiyor adam, bu gece de çıkıyor. Bunun arkasında ne var diye hiç mi konuşmadınız yani? Abla yok, ben yine söylediğim gibi ben sadece onu söyledim. Ben evet sonradan şey yaptım ama dediğim gibi hani hasta bakıcı şeydir falan. Bir de Zeynep'ten yani hani benim şeyim yok. Ha Kübra'yı... Baksa bize konuşsun. Arkadan konuşmasın. Bölünüyor çünkü. Sen ondan duyacaksın, bize anlatacaksın. Konuşabiliyorsa alsın telefonu konuşsun. Ya bizim milletimiz böyle durumlarda... Hiç kimse ne dedikodu sever, ne bir şey görür, ne bir şey duyar. Abi, yani halbuki bayılırız biz böyle işlere. Ama ne hikmetse cinayet oluyor, kimse bir şey duymadı, görmedi. Beş el silah sıkıldı, kimse duymadı. Sürekli 85 kere kadının kayıtları var, bilmem ne çıkıyor. Bilmiyoruz nereye gidiyordu, hasta bakıyordu herhalde. Hasta bakmaya öyle mi gidilir Allah aşkına? Bir araya gidelim. Evet efendim, veda vaktimiz gelmiş. Çabuk geçiyor zaman. Uzun olmasına rağmen vallahi çabuk geçiyor. O zaman efendim ben yine en güzel dileklerimle ayrılayım huzurlarınızdan. Sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum sizlere. Günün geri kalanı da güzel geçsin inşallah. Yarın 11.30'da TV8 ekranlarında buluşalım. Sağlıkla inşallah. Kendinize çok iyi bakın efendim. Allah'a ısmarladık.